İki ordunun karşılaşması. Şimdi senden iki ordunun karşılaşmasına, iki tarafın çarpışmasına bak. Nasıl durum? Bazen onun aleyhine, bazen senin aleyhine oluyor. Kâfirlerin kralı ordusuyla ve askerleriyle Kalb'e doğru yöneldi. Kalbi kalesinin içerisinde, memleketinin tahtına oturur vaziyette buldu. Adamlarına ne söylese hemen yapıyorlar. Askerleri etrafında onun için savaşıyor, yanına kimsenin girmemesi için mücadele ediyorlar. Kral, Kalb'in bazı valilerini ve adamlarını entrikalarla ele geçirmedikçe hücum etmesinin imkansız olduğunu anladı. Kalb'in en has askerini ve en yakın adamının kim olduğunu sordu. "O nefistir," dediler. Adamlarına şu emri verdi. Ona, istek ve arzusu kapısından yanaşın. Neleri çok sevdiğini, nelerden hoşlandığını tespit edin. Sonra onları ona teker teker sayın. Onlara iştaha kabarsın, uykusundan ve uyanıklığında onu bunlarla mest edip kendinden geçsin. Onlarla rahatlayıp teskin olunca ve kendinden geçince üzerine şehvet kancasını ve çengellerini atıp kendinize doğru çekin. Şayet kalbin aleyhine döner ve ona karşı sizinle olursa işte o zaman göz, kulak, dil, ağız, et ve ayak gediklerini ele geçirmiş olursunuz. Bu gedikleri tam bir uyanıklık içinde gözetleyiniz. Kalbe oralardan giriş yaparsanız onu ölü veya esir ya da ağır yaralı olarak ele geçirebilirsiniz. Bu gedikleri boş bırakmayın. Hiçbir birliğin kalbe girip sizi oradan çıkarmasına izin vermeyin. O birlikleri ele geçirirseniz kalbe ulaşamamaları için onları iyice zayıflatmaya, güçsüz düşürmeye çalışın. Kalbe ulaşsa da zayıflamış ve kişiye fayda vermeyecek bir halde ulaşsın. Göz gediği. Bu gedikleri ele geçirdikten sonra evvela göz gediğinin bakışlarının ibret almasını engelleyin. Onun sadece zevklenme, dinlenme ve eğlence maksadıyla bakmasını sağlayın. Eğer siz farkında olmadan bir ibret bakışıyla bakarsa onu gaflet, hayran kalma ve şehvet bakışlarıyla bozun. Zira bu onun kolayca yapacağı ve zoruna gitmeyecek bir şeydir. Göz gediğine çok dikkat edin. Çünkü hedefinize onunla varırsınız. Ben insanı bakış gibi başka bir şeyle bozamadım. Onunla kalbe şehvet tohumunu eker, sonra ona temenni suyuyla sularım. Sonra ona vaatler verir, temennilere daldırır, böylece iradesini güçlendirir, sonra da şehvet bağıyla tutup onu günahları işlemeye götürürüm. O yüzden bu gediği sakın ihmal etmeyin. Gücünüz yettiği oranda kalbi bakışla bozmaya çalışın ve bakışın önemsiz bir şey olduğunu empoze edin ve şöyle deyin. Bakmakla Yaradan'ın müthiş sanatını düşünürsün. Bakanlar ibret alsın diye yaratılan bu görüntülerin güzelliğinden ibret alırsın. Allah sana bu gözleri boşuna vermemiş. Bu güzellikleri de bakışları ondan engellemek için yaratmamıştır. Eğer ele geçirdiğinizin bilgisi az, aklı bozuksa ona bu hakkın görüntülerinden bir görüntü, tecellilerinden bir tecellidir deyin ve onu vahdeti vücuta çağırın. Kabul etmezse genel veya özel, hulul, Allah'ın ruhunun mahluklara geçtiği düşüncesini kabul ettirmeye çalışın. Bununla yetinmeyin. Çünkü o durumda Hristiyanların kardeşleri olur. Bilakis ona ayrıca dünyada zühd, iffet, ibadet ve takva gibi şeyleri de kabul ettirmeye çalışın ki sonra cahilleri onlarla avlayabilesiniz. Bunlar benim en büyük müttefikim, en büyük askerimdir. Hatta ben onların askerlerinden ve adamlarındanım. Kulak gediği. Sonra kulak gediğini oradan bu tuzağınızı bozacak bir şeyin girmemesi için gözetleyin ve oradan ancak batılın girmesi için çabalayın. Zira batıl nefse kolay, hoş ve tatlı gelir. En tatlı kelimeleri ve zekiler için en büyüleyici sözleri seçin ve onları nefislerin hoşuna gidecek şeylerle katıştırıp sunun. Önce bu tür sözlerden muhatabınıza bir şeyler atın. Kulak verirse benzerlerini ekleyin. Onun hoşlandığını gördükçe bu düşünceleri teker teker söyleyip empoze edin. Sakın bu gedikten Allah kelamından, Resulullah'ın veya uyarıcıların sözlerinden bir şeyler girmesine izin vermeyin. Engel olamazsanız ve bu tür şeyler girerse onu anlamasına, tefekkür etmesine, nasihat alıp
yanlışını düzeltmesine engel olun. Bunun için ya ona zıt düşünceler empoze edin ya da onları gözünde büyütün. Bunları insanların anlayamayacaklarını, idrak edemeyeceklerini, bunun ağır bir yük olup insanın tek başına taşıyamayacağını söyleyin. Ya da bunların değerini onun nezdinde küçültün. Şöyle deyin: İnsanlar nezdinde daha yüce, daha değerli ve daha ender bulunan şeyle, akli, felsefi şeylerle iştigal etmek daha iyidir. Boş şeylerin taliplisi çoktur. Hak ise gariptir, yalnızdır. Onu söyleyen kendisini tehlikeye atmış olur. O yüzden kişinin kendini tehlikeye atmayıp insanlar arasında en revaç görecek şeylerle iştigali daha iyidir. Böylece batılı, onlara türlü türlü biçimlerde ve nefislerine kolay gelecek şekilde sunun. Hakkı da önüne, ondan nefret edeceği ve ağrına gidecek biçimde koyun. Bunu öğrenmek istiyorsan onların insi şeytanlardan dostlarına bak. Nasıl iyiliği emir ve kötülükten nehyi, insanı ilgilendirmeyen şeylerle iştigal, insanların kafalarını karıştırma, kendini tahammül edemeyeceği belaya sokma ve insanlar arasında fitne çıkarma şeklinde sunuyorlar. Nasıl sünnete tabi olanların söylediklerini Allah onun ve peygamberinin vasıfladığı şekilde vasıflandırmayı tecsim, Allah'ı cisim kabul etme, teşbih, onu mahlukata benzetme, tekyif, ona bir şekil suret nispet etme şeklinde sunuyorlar. Nasıl da Allah'ın yarattıklarının üzerinde oluşunu, arşının üzerine istiva edişini, yaratıklardan ayrı oluşunu tehayyüz, bir yer kaplama diye isimlendiriyorlar. Bunlar Allah'ın dünya semasına inişini ve benden kim bir şey isterse ona veririm deyişini, hareket etmez bir yerden bir yere intikal etme olarak isimlendiriyorlar. Kendini vasıflandırdığı el, yüz, organlar ve azalar diye adlandırıyorlar. Yaptığı fiilleri havadis, ezeli olmayan, sonradan olma, sıfatlarını araz, bir cisme arız olan haller diye isimlendiriyorlar. Sonra tüm bunlar Allah hakkında imkansız olduğundan yola çıkarak onun kendini vasıflandırdığı bu sıfatları yok sayarlar. Bunlar bilgisiz ve basiretsiz insanlara Kur'an ve sünnetin ifade ettiği bu sıfatların bunlara yol açtığını söylerler. Ve tatili, Allah'ın sıfatlarını inkarı, tenzih ve yüceltme adı altında empoze ederler. İnsanların çoğuysa zayıf akıllıdırlar. Bir şeyi bir lafızla kabul ederler. Sonra aynı şeyi başka bir lafızla söylendiğinde reddederler. Yüce Allah, böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. En'am 112 buyurmuştur. Allah burada batıl ve asılsız şeyden yaldızlı söz diye bahsetmiştir. Çünkü sahibi onu elinden geldiğince süsler ve aldanmaya müsait kişinin kulağına atar. O da buna kanar, inanır. Özetle şeytan kulak gediğinde sürekli bekler ve oradan kula fayda vermeyip zarar verecek şeylerin girmesini sağlar. Faydalı bir şeyin girmesine engel olur. Elinde olmadan faydalı bir şey girince de onu bozar, değiştirir ve kişiye zararlı hale getirir. Dil gediği. Şeytanların komutanı daha sonra şöyle der: dil gediği üzerinde nöbet tutun. O en önemli gediktir. Diline faydasız ve zararlı sözleri söylettirin ve Allah'ı zikir, istiğfar, Kur'an'ını okuma, kullarına nasihat etme ve faydalı bilgi verme gibi ona kalbe fayda verecek sözleri söylemesine engel olun. Bu gedikte sizin için iki büyük iş var. Hangisini başarırsanız olur. Fark etmez. Birincisi batıl konuşmak. Zira batıl konuşan kişi sizin kardeşiniz, en büyük askeriniz ve yardımcınızdır. İkincisi hakkı konuşmamak. Hakkı haykırmayan kişi birincisi konuşan kardeşiniz olduğu gibi sizin dilsiz kardeşinizdir. Hatta neredeyse bu size diğerinden daha faydalıdır. Birinin batıl konuşan dilli şeytan, hakkı söylemeyense dilsiz şeytandır sözünü işitmediniz mi? Bu gediye çok dikkat edin. Sakın hak bir söz söylemesin, batıl konuşmaktan geri durmasın. Ona her yolla batılı süslü gösterin. Her yola başvurarak hakkı söylemeden korkutun. Yavrularım, bilin ki ben insanoğlunu bu yolla helak eder, onları burunları üzeri cehenneme bu yolla düşürürüm. Bu gedikten kazandığım nice öldürülmüş, yaralanmış, esir edilmiş kimseler vardır. Size bir tavsiyem var, iyi belleyin. Biriniz
insan kardeşinin diliyle bir şey söylesin. Diğeriniz onu dinlesin ve sözünü çok beğendiğini, hayran kaldığını söylesin ve onu tekrar etmesini istesin. İnsana karşı birbirinize her türlü desteği verin. Yanlarına her yoldan sokulmaya çalışın. Onları her köşede gözetleyin. Benim Rablerine yaptığım yemini duymadınız mı? Hani şöyle demiştim. Öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Araf 16-17. Görmüyor musunuz beni? O Ademoğlunun tüm yollarında otururum. Bir yolda başarılı olamazsam hemen başka yolda oturur, dilediğimi veya hiç olmazsa bir kısmını elde etmedikçe oradan ayrılmam. Peygamberleri de onları bu hususta uyarmış ve şöyle demiştir. Şeytan, insanoğlunun tüm yollarında oturur, İslam yolu üzerinde oturur ve insana İslam'a girip de senin ve atalarının dinini bırakacak mısın? Der. İnsan onu dinlemeyip Müslüman olursa, şeytan hicret yolunda oturur ve havanı ve karanı, memleketini terk edip hicret mi edeceksin? Der. Kişi onu dinlemeyip hicret ederse, şeytan bu defa cihat yolu üzerinde durup ona cihat edip de öldürülmeyi, ardından malının paylaşılmasını, hanımınla evlenilmesini mi istiyorsun? Der. İşte böyle. Her hayır yolu üzerinde onları bekleyin. Birisi sadaka vermek istese, sadaka yolu üzerinde bekleyin. Ve ona malını verip de şu dilenci gibi mi olacaksın? Deyin. Kendisinden sadaka istenen birisinin diline koyduğum şu sözü duymadınız mı? Bunlar bizim malımız. Size verecek olursak sizin halinize döneriz. Sizin gibi oluruz. Hac yolunda bekleyin. Ve onlara korku dolu ve meşakkatli bir yol. Kişi malının ve canının yok olması tehlikesiyle karşı karşıya oluyor. Deyin. İşte bu şekilde tüm hayır yolları üzerinde durun. Ve insanları onlardan sakındırın. Zorluklarını ve tehlikelerini anlatın. Sonra günah yollarında durun. Ve onları insanoğlunun gözünde güzel, kalbine süslü yapın. Bu hususta en büyük yardımcı olarak kadınları kullanın. Onların kapısından girin. Onlar sizin için ne iyi yardımcılardır. Sonra el ve ayak yediklerinde durun. İnsanları size zarar verecek şeyleri tutmaktan ve size zararlı yerlere gitmekten men edin. Nefsi emmare. Şeytan devam eder. İyi bilin ki bu gediklerde bekçilik yaparken sizin en büyük yardımcınız nefsi emmaredir. Onu aciz bırakın ve ondan yardım alın. Ona destek verin ve destek alın. Nefsi mutmainneye karşı savaşta onunla beraber olun. Nefsi mutmainneyi kırmak ve gücünü yok etmek için çalışın. O da ancak beslendiği kaynakları kesmekle mümkün olur. Onun kaynağını kesip nefsi emmarenin kaynaklarını güçlendirdiğinizde, onun adamları size itaat edip kalbi kalesinden çıkardıklarında, onu yurdundan, yönetimden azledip yerine nefsi emmareyi geçirdiklerinde başardınız demektir. Zira o, sizin arzuladığınızı, istediğinizi emreder, hoşlanmayacağınız şeyi de kesinlikle yapmaz. Nefsi emmareye tavsiye ettiğiniz hiçbir hususta size karşı gelmez. Bilakis bir şey söyleseniz hemen yapmaya koşar. Eğer kalbin memleketine ulaşmak için gayret sarf ettiğini hisseder ve bundan güvencede olmayı isterseniz, onunla nefis arasında evlilik akdi yapın. Nefsi süsleyin, güzelleştirin ve kalbe en güzel gelin suretinde gösterin ve şöyle deyin: savaşı tattığın ve vurulma, yaralanmanın acısını yaşadığın gibi bu nefisle hazlanmanın tadını al. Sonra bunun tadıyla o savaşın acısını karşılaştır. Savaşı bırak, sona ersin. Bu bir günlük, geçici bir savaş değildir. Bilakis ölüme kadar sürecek kesintisiz bir savaştır. Şüphesiz sürekli bir savaşta gücün tamamen zayıflayacaktır. Ey oğullarım! Şu iki büyük silahı kullandığınız takdirde kesinlikle yenilgiye uğramazsınız. Birincisi gaflet silahı. Her türlü yola başvurarak Ademoğullarının kalplerini Allah'tan ve ahiret yurdundan gaflette bırakın. Hedefinizi gerçekleştirmede bundan etkin başka bir silahınız yoktur. Zira kalp Allah'tan gafil olduğunda onu ele geçirebilir, baştan çıkarabilirsiniz. İkincisi
Şehvetler, arzu ve hevesler silahı. Bunları kalplerinde süslü, gözlerinde güzel gösterin. İşte üzerlerine bu iki silahla saldırın. Onlar üzerinde bunlardan daha etkili silahınız yoktur. Gaflete şehvetin, şehvete de gafletin desteğini alın. İki gafili bir araya getirin. Sonra bunları gafil olmayanın üzerine salıverin. Zira o gafil olmayan kişi beş kişiyle baş edemez. Çünkü iki gafilin iki de şeytanı vardır. Gafil olmayanın da bir şeytanı bulunmaktadır. Eğer bir grup insanın bir araya gelerek Allah'ı zikrettiklerini, onun dinini, emir ve yasaklarını müzakere ettiklerini görür ve bunları dağıtamazsanız, onlara karşı hem cinslerinden işsiz, güçsüz, boş insanları kullanın. Yanlarına getirtin ve sohbetlerini dağıtın. Özetle her işe karşı onun eşini kullanın. Her bir insana kendi hevasından ve şehvetinden yaklaşın. Onları elde etmesi için ona yardımcı olun. Allah onlara size karşı sabretmelerini, direnmelerini ve gediklerde nöbet tutup uyanık olmalarını emretmişse siz de sabredin, direnin, onlara karşı gediklerde bekçilik yapın. Şehvetleri ve öfkeleri kabardığında da fırsatı değerlendirin. Zira insanoğlunu en iyi bu iki durumda avlayabilirsiniz. Bilin ki bazılarında şehvetin gücü daha fazla. Öfkenin yaptırım gücü ise zayıf ve cılızdır. O durumda ona şehvet yolundan yaklaşın. Öfke yolunu bırakın. Bazılarındaysa öfkenin gücü daha fazladır. O durumda şehvetin kalbe giden yolunu boş bırakmayın. O gediği ihmal etmeyin. O öfkesi halinde kendine hakim olamazsa, şehveti kabardığında nefsine hakim olmaması daha büyük ihtimaldir. Öyleyse öfkesiyle şehvetini çiftleştirin ve birleştirin. Şehvete öfke kapısından çağırın. Öfkeye şehvet kapısından çağırın. Bilin ki Ademoğullarında bu ikisinden daha etkili bir silah yoktur. Zaten ebeveynleri cennetten, şehvetten dolayı çıkarılmış, çocukları arasında düşmanlık, ateş, öfke sebebiyle atılmıştır. Akraba ilişkilerini bu öfkeyle koparmışlar, kanlarını bununla dökmüşler, Adem'in iki oğlundan biri kardeşini bununla öldürmüştür. Bilin ki öfke, insanoğlunun kalbindeki bir ateş koru, şehvetse kalbindeki bir heyecandır. Ateş ancak suyla, namaz, zikir ve tekbirle söndürülür. O yüzden öfkesi ve şehveti kabardığında sakın insanı abdeste ve namaza yaklaştırma. Zira bunlar ondaki öfke ve şehveti söndürür. Nitekim peygamberleri de onlara bunu emretmiş ve şöyle demiştir. Öfke, Ademoğlunun kalbindeki bir ateştir. Gözlerin kızarmasını, şah damarının kabarmasını gördüğünüzde bunu kendinde hissederken kişi hemen abdest alsın. Onlara ayrıca ateş ancak su ile söndürülür demiştir. Allah onlara size karşı sabır ve namazın yardımını almalarını tavsiye etmiştir. Öyleyse siz de bunları yapmalarına engel olun, bunları unutturun. Onlara karşı şehvet ve öfkenin yardımını alın. Sizin onlara karşı en etkin ve en tahrip edici silahlarınız gaflet ve hevaya uymaktır. Onların da size karşı en büyük silahları ve en sağlam kaleleri Allah'ı zikretmek ve heva hevese muhalefet etmektir. Bir kimseyi hevasına uyar görmezseniz onun gölgesinden dahi kaçın. Ona yaklaşmayın. Şeytanın öğütlerinden de çıkarılacağı gibi anlatılmak istenen özetle şudur. Günahlar ve masiyetler kulun düşmanının eline verdiği, kendisine karşı kullandırdığı bir silahtır. Teçhizattır. Onlar bu silahla ona karşı savaşırlar. Bu da kendisine karşı onların yanında yer alır. Bu cehaletin zirvesidir. Düşmanlar yapamazlar cahile zarar. Onun kendine yaptığı ziyan kadar. İşin garibi, kul kendini zayıflatmakla meşguldür. Ama kendini güçlendirdiğini sanır. En büyük haz ve zevklerinden mahrum eder. Ama kendisinin zevki için çalıştığını sanır. Onu hakir yapmak, alçaltmak ve kirletmekle meşgul olur. Ama onu yücelttiğini, yükselttiğini ve büyüttüğünü zanneder. Seleften bir zat, hutbesinde bakın ne diyordu? Dikkat edin, nefsini yücelttiğini sanıp onu alçaltan, onu aziz ettiğini sanıp zelil eden, nefsini büyüttüğünü sanıp onu küçülten, onu koruduğunu sandığı halde zayi eden nice kimseler vardır. Kişiye cehalet olarak kendine karşı düşmanıyla birlikte olması yeter. Böylece
kendisine düşmanın yapmadığı zarar ziyanı verir. Yardım Allah'tandır. Masiyet kula kendini unutturur. Günahların bir cezası da kula kendisini unutturmasıdır. Kendi unutulunca da onu ihmal eder, ifsad eder ve helaka sürükler. Soru: Kul kendisini nasıl unutabilir ki? Kendisini unuttuğunda onu kendine ne getirir? Kendisini unutması ne manaya gelir? Cevap: Evet, kul kendisini son derece büyük bir unutuşla unutur. Yüce Allah, Allah'ı unutup Allah'ın kendilerine nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Asıl fasıklar işte onlardır. Onlar Rablerini unutunca Allah da onları unutmuş, kendilerine nefislerini unutturmuştur. Nitekim Yüce Allah, Allah'ı unuttular, o da onları unuttu buyurmuştur. Yüce Allah kendini unutanı iki şekilde cezalandırır. Birincisi, Yüce Allah onu unutur, ikincisi ona kendini unutturur. Yüce Allah'ın kulunu unutması, onu terk etmesi ve bitirmesidir. O durumda helak, kişiye elin ağza yakınlığından daha yakındır. Yüce Allah'ın kula kendini unutturması ise ona yüksek zevk ve hazlarını, mutluluğunun, kurtuluşunun ve selametinin sebep ve yollarını unutturmasıdır. Tüm bunlar unutmasının yol açtığı zararlar. Aklına gelmez, onları hatırına getirmez. Gayretini o yönde sarf etmez ki hatırlasın da o yönde gayret göstersin. Zira bunlar onun aklının ucundan geçmez ki o yönde adım atsın, onları tercih etsin. Yüce Allah ayrıca ona nefislerinin ayıplarını, kusurlarını ve felaketlerini unutturur. Böylece onları ortadan kaldırmak aklına gelmez. Yine ona nefsinin ve kalbinin hastalıklarını ve acılarını unutturur da onları tedavi etmek ve kendini fesada ve helaka sürükleyecek bu hastalıkları ve illetleri ortadan kaldırmak yine onun aklına gelmez. Hastalığı aslında çok ağırdır ve tehlikelidir. Ama o bunun farkında değildir. Onu tedavi etmek aklının ucundan geçmez. Bu genel ve özel cezaların en büyüklerindendir. Kendini terk eden ve zayi eden maslahatını, hastalığını, şifasını ve mutluluğunun, kurtuluşunun, selametinin ve ebedi nimetlerde daimi bir yaşamanın vasıta ve yollarını unutan kimsenin bu cezasından daha büyük ceza nedir ki? Bu noktayı iyi düşünen kimse, çoğu insanların gerçekten de kendisini unuttuğunu, Allah'tan pay ve hazzını zayi ettiğini, onu aldandığı bir alışverişte çok az bir pahaya sattığını görür. Bunun farkını ancak ölüm anında varırlar. Bir de tegabüyün günü, yani kulun bu dünyada nefsiyle yaptığı akitte, ahiretiyle ilgili yaptığı ticarette aldandığını anladığı gün varırlar. Zira herkes bu dünyada ahireti için bir ticaret yapar. Kendilerinin kazançlı ve kârlı olduğunu sanan hüsrandakiler, dünya hayatını, zevkini ve hazzını, ahiret ve ahiretteki haz karşılığında satın almışlar. Dünya hayatı zevklerini sonuna kadar kullanmışlardır. Onlarla hazlanmışlar, onlara razı olup onlarla tatmin olmuşlardır. Tüm gayretleri de o istikamette olmuştur. Bunlar almış, satmış, ticaret yapmışlar, uzaktakini, yakındakini, veresiyeyi peşin, görünürde olmayanı göz önündeki hazır karşılığında satmışlar ve asıl akıllılık budur demişlerdir. Onlardan biri şiirinde şöyle der: Gördüğünü al, işittiğin şeyi boş ver. Bunlar hali hazırda bu dünyada görüp bildiğim bir şeyi görünürde olmayan, veresiye ve başka bir dünyada bulunan bir şeyle nasıl değişirim derler. Buna bir de iman zayıflığı, şehvetin güçlülüğü, dünya sevgisi ve hem cinslerine benzeme merakı eklenir. Çoğu insanlar bu zararlı alışveriş içindedirler. Yüce Allah bunlar için şöyle buyurur: İşte onlar dünya hayatını ahiret karşılığında satın almış kimselerdir. Artık onlardan azap hafifletilmez. Onlar yardım da olunmazlar. Onların ticareti kârlı olmadı. Doğru yolu da bulamadılar. Tegabün günü insan bu ticarette aldandığının farkına vardığında çok büyük pişmanlık duyacak ve ah vah edecek. Kazançlılarsa faniyi baki, değersizi nefis, küçüğü büyük karşılığında satmışlar ve şöyle demişlerdir: Bu dünyanın başından sonuna değeri nedir ki? Allah'tan ve ahiret yurdundan hazımızı bunun karşılığında satalım. Kul bu dünyadan hakikatte bir anlık rüya gibi olan ve ebedi yurtla karşılaştırılması imkansız olan bu kısa sürede neler elde edebilecek ki
Zira Yüce Allah şöyle buyurur: sanki onlar sadece gündüzün görüşüp tanıştıkları bir saat kadar dünyada kalmış olurlar. Sana kıyamet saatinden soruyorlar. Demir atması ne zaman diye. Sen nerede? Onun vaktini söylemek nerede? Onun bilgisi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın. Onlar onu gördükleri zaman sanki bir akşam veya onun kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar. O gün sura üflenir ve o gün suçluları yüzleri kapkara, gözleri gömgök, kör bir durumda süreriz. Kendi aralarında gizli gizli konuşurlar. Dünyada ne kadar kaldınız diye. Sadece 10 gün kaldınız. Onların dediklerini, yani ne kadar kaldıklarını biz daha iyi biliriz. En akıllılarıysa siz yalnız bir gün kaldınız der. Taha 104. Kıyamet günüyle karşılaştırıldığında dünyanın gerçeği budur. Bunlar orada çok az kalacaklarını, bu yurdun ötesine başka bir yurdun, ebedi ve asil yaşam yurdunun bulunduğunu bilince en büyük aldanmanın baki yurdu, fani yurda karşılık satmak olacağını gördüler ve akıllıca bir ticaret yaptılar. Akılsız insanların ticaretine kanmadılar. Onlar ticaretlerinin ne kadar kâr ettiğini, satın aldıkları malın ne kadar olduğunu yine o tegabün gününde öğreneceklerdir. Bu dünyada herkes alıp satmakta, ticaret yapmaktadır. Herkes nefsini satar. Nefsini ya azat eder ya helak eder. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu söz Allah'ın üzerine bir borçtur. Allah Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da müminlere böyle söz vermiştir. Kim Allah'tan daha çok sözünde durabilir? O halde onunla yaptığınız bu alışverişinizden ötürü sevinin. Gerçekten bu büyük bir nimettir. Tevbe 111. Bu ticaretin ilk ödemesidir. Ey iflas etmişler! Ticaret yapın. Tevbe eden, ibadet eden, hamd eden, seyahat eden, rükû eden, secde eden, iyiliği emredip kötülükten men eden ve Allah'ın sınırlarını koruyan, onları çiğnemeyen insanlar, yani onlara da bu ödül vardır. Tövbe 112. Ey iman edenler! Size acı azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve elçisine inanırsanız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz, sizin için en iyisi budur. Saf 11. Özetle, günahlar kula bu kârlı ticaretin zevkini unutturur ve onu zararlı alışverişlerle meşgul eder. Bu da ceza olarak yeter. Allah'tan yardım dileriz. Günahlar nimetleri yok eder. Günahların bir cezası da eldeki nimetleri yok edip devam etmekte olanları kesmesi, bulunanları kaldırması ve sürecekleri engellemesidir. Çünkü Allah'ın nimetlerinin elde olanlarının muhafazasında, olmayanların elde edilmesinde ona itaat kadar etkili bir şey yoktur. Zira katındakine ancak ona itaatle ulaşılır. Yüce Allah her şey için bir sebep ve afet kılmıştır. Allah'a itaat nimetlerin sebepleri, ona itaatsızlıkta bunları engelleyici afetlerdir. Allah verdiği bir nimetin devam etmesini irade ettiğinde, kuluna o nimet hakkında kendisine itaat etmek suretiyle onu korumasını ilham eder. Nimetinin zevalini irade ettiğinde de onu yüzüstü bırakır ve kişi o nimette Allah'ın emrine aykırı hareket eder. İşin garibi, kul bunu kendinde ve başkasında müşahede ederek isyanlarından dolayı nimetleri ellerinden alınanların haberlerini duyarak bunu bilmişken, Allah'a isyan üzere hayat sürdürmeye devam eder. Sanki bunlar bu hükümden istisna edilmişler. Sanki onlara genelden farklı özel muamele yapılacak. Sanki bu tüm insanlar için geçerli, kendisi için geçerli değil. Sanki bu azap başkalarına ulaşacak, ona değil. Bundan daha büyük cehalet, bunun üzerinde bir nefse zulüm var mıdır? Hüküm yüce ve büyük Allah'ındır. Günah, meleği kuldan uzaklaştırır. Günah kulu, yaratıkların kendisine en yararlısı, onu en çok düşüneni ve mutluluğu ona yakınlıkta olan kimseden, ki o görevlendirilmiş hafaza meleğidir, uzaklaştırıp düşmanına, onu en çok aldatana, en çok zararlısına, ki o şeytandır, yaklaştırır. Çünkü kul günah işlediğinde melek günahın büyüklüğü oranında kuldan uzaklaşır.
Hatta bir yalandan dolayı ondan çok uzaklara gider. Bir hadiste kul bir yalan söylediğinde ondan çıkan kokunun pisliğinden melek bir menzil uzağa gider buyurulmuştur. Kulun bir yalandan dolayı melek bu kadar uzaklaşırsa daha büyük ve daha çirkin günahlar işlediğinde ne kadar uzaklaşır acaba? Seleften bir zat şöyle der: bir günah işlendiğinde yer Allah'tan imdat ister, melekler Rablerine koşarlar ve gördükleri dehşeti ona şikayet ederler. Seleften başka bir zat, sabah olduğunda melekle şeytan kulun yanında bitiverirler. Kul Allah'ı anıp tekbir, hamd ve tahlil getirdiğinde şeytan oradan yok olur ve kişiye melek arkadaşlık eder. Ama kul gününe başka şeylerle başlarsa melek gider ve kulun arkadaşı şeytan olur. Melek, itaat ve üstünde hükümranlığın kendisine ait olması için kula yaklaştıkça yaklaşır. Melekler sonunda hayatında da, ölüm esnasında da, öte dünyada da onun arkadaşı, dostu ve kollayıcısı olurlar. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi, Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra doğru yol üzere devam edenler, bunların üzerine melekler şöyle diyerek inerler: korkmayın, üzülmeyin, vaat olunduğunuz cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostunuzuz. Fussilet 31. Kulun arkadaşı melek olursa, ona yaratıkların en nasihatçisi, en faydalısı ve en iyi arkadaş olmuş demektir. Artık ona sebat verir, öğretir, yüreğini güçlendirir. Allah da o kişiye yardım eder, onu destekler. Hani Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: ben sizinleyim, iman edenlere sebat verin. Enfal 12. Ölüm esnasında melek ona: korkma, üzülme, seni sevindirecek şeyleri düşünerek coşku içinde ol, der. Melek, kulu dünya hayatındayken ona en çok ihtiyaç duyduğu anlarda, ölüm esnasında ve kabirdeki sorgu esnasında sabit sözle destekler, sebat ettirir. Kul için meleğin onunla arkadaşlığından daha faydalı bir şey yoktur. Uyanıkken, uyurken, hayatında, ölüm esnasında, kabirde, her yerde onun arkadaşıdır. Issızlığında şenliği, yalnızlığında arkadaşı ve sırdaşıdır. Düşmanına karşı savaşır, ondan korur, ona karşı yardım eder. Kula hayırları sayar, hayırları müjdeler, tasdike teşvik eder. Nitekim hem peygamber sözü hem de sahabi sözü olarak rivayet edilen bir eserde şöyle denilir: Adem oğlunun kalbine ara ara bir meleğin uğraması vardır, bir de şeytanın. Meleğin uğrayışı iyi ve güzel vaatlerde bulunmak, vaat olunanı tasdik ettirmek. Şeytanın uğrayışı ise kötü vaatlerde bulunmak, hakkı yalanlatmak şeklinde olur. Melek, kula çok yaklaştığında kul artık onun diliyle konuşmaya başlar. Diline hep doğru ve güzel sözler konulur. Kul melekten uzaklaşıp şeytana yaklaştığındaysa bu defa da onun diliyle konuşmaya başlar. Diline iftira, sövme gibi kötü sözler konulur. Öyle ki bir adam konuşurken dilinde melek, diğeri konuşurken dilinde şeytan bulunur. Bir hadiste huzur ve sükunet Ömer'in dilinde konuşuluyor denilmiştir. Onlardan biri salih birisinden hikmetli bir söz işittiğinde bunu senin diline olsa olsa melek koymuş olmalı der. Aksi söz işittiğinde de o kişiye onu diline ancak şeytan koydu derdi. Zira melek kalbe hakkı atar, diline hakkı koyup hakkı söyletir. Şeytan da kalbe batılı atar, sonra onu diline koyup söylettirir. İşte günahların bir cezası da kulu mutluluğa ona yakınlığında, komşuluğunda ve arkadaşlığında olan dostundan uzaklaştırıp mutsuzluğu, helak, fesat ona yakınlığında ve dostluğunda olan düşmanına yaklaştırmasıdır. Hatta birisi bu kişiye adice davransa ve sövse melek onu müdafaa eder. Nitekim Resulullah'ın huzurunda iki adam tartıştı. Biri diğerine sövüyor, o ise susuyordu. Sonunda bir kelimeyle cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah hemen kalktı. Adam, ya Resulallah, ona cevap vermeye başlayınca kalktın dedi. O, melek seni müdafaa ediyordu. Sen cevap verince gitti, şeytan geldi. Orada oturacak değildim, buyurdu. Müslüman, bir kardeşine gıyabında dua ettiğinde melekler amin derler. Mümin, muvahhid ve Resulullah'ın yoluna, sünnetine uyan bir kul, günah işlediğinde arşı taşıyan ve arşın etrafındaki melekler ona dua ederler. Abdestli uyuduğunda
bir meleğin korumasında sabahlar. Müminin meleği onu müdafaa eder, korur, onun için kavga eder, ona öğretir, ayağını sabitleştirir, ona cesaret verir. Hal böyle olunca komşusuna kötülük yapmak, ona eziyet etmek, onu uzaklaştırmak, kovmak mümine yakışmaz. Zira melek onun komşusu ve misafiridir. İnsan bir misafire ikramda bulunmak, komşuya iyilik yapmak iman gereklerinden ve sonuçlarından olduğuna göre en değerli misafirlere en hayırlı ve iyi komşuları ikrama ne demeli? Türlü türlü günah, zulüm ve çirkinlik işleyerek eziyet edince o beddua eder ve Allah seni hayırla ödüllendirmesin der. Bunun gibi kul, itaat ve ibadetiyle meleğe ikram edince melek ona hayır duada bulunur. Bir sahabi şöyle diyor, beraberinizde sizden hiç ayrılmayan birileri var, onlardan utanın ve onlara ikramda bulunun. Çok değerli ve cömert kimseden utanmayan, ona saygı gösterip yüceltmeyenden daha adi kim vardır? Nitekim Yüce Allah bu anlama dikkat çekerek şöyle buyurmuştur. Üzerinizde koruyucu, yaptıklarınızı zapt edici melekler vardır. Değerli yazıcılar yaptığınız her şeyi bilirler. Yani bu değerli kaydedicilerden utanın, onlara ikramda bulunun, saygı gösterin. Sizin gibi birilerinin sizi görmelerinden utanacağınız şeyleri onların yanında yapmayın. Zira insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler rahatsız olurlar. İnsan gözü önünde günah işleyen ve fıskı fücur yapan kimseden kendisi aynı şeyi yapıyor olsa da rahatsız olduğuna göre acaba melekler yalancılardan ne kadar rahatsızlanırlar? Allah'tan yardım dileriz. Günahlar helake davetiye çıkarır. Günahlar kulun dünya ve ahiretinde helakına yol açacak şeyleri celbederler. Zira günahlar birer hastalıktır. İnsanda iyice yerleştiğinde mutlaka öldürür. Bedenin sağlığı, gücünü muhafaza eden besinleri almak, fazlası bedene zararlı maddeleri ve salgıları dışarı atmak, bedene acı veren ve zararından korkulan şeylere karşı perhiz tutmakla sağlandığı gibi, kalbin hayatı da sadece gücünü muhafaza ettiren iman ve salih amellerle beslenmek, nasuh bir tövbe ederek kalpten atıkları ve zararlı salgıları atmak, ona zarar verecek bir türlü besinden kaçınmayı gerektiren perhizi uygulamakla, ki perhiz sağlığa ters düşen her türlü şeyden kaçınmaktır, sağlanır. Takva bu üç hususu barındıran şeydir. Bunlardan ne kadarı ne miktarda eksik olursa, takva o kadar eksik olur. İşte günahlar bu üç şeyin zıttıdırlar. Zira günahlar kalbe zararlı maddeleri toplar, perhizi bozar ve günahlarla birlikte nasuh bir tövbe zorlaşacağından atıkları dışarı atamazlar. Bir bak, içinde salgıların ve hastalık yapıcı maddelerin biriktiği, onun bunları atmadığı ve bunlara karşı bir perhiz uygulamadığı bir bedenin sağlığı ve devamı nasıl mümkün olur? Şair ne güzel söylemiş. Olası bir elem korkusundan bedenini perhizle korudun. Senin için daha layıktı. Allah korkusuyla günahlardan korkup kaçınma. Kim emirleri yerine getirerek gücünü korur, nehilerden kaçınarak perhiz tutar, nasuh bir tevbe ederek atıkları atarsa, hayrın ondan yana bir şikayeti kalmaz, şerde ondan kaçacak yer bulamaz. Günahların şer'i cezaları. Şu ana kadar saydığımız günahların cezaları kalbinde bir etki yapmamışsa, kalbine Allah ve Resulünün suçlar, günahlar için beyan ettikleri cezaları getir. Zira üç dirhemlik bir şey çalanın eli kesilir. Malı ve canı dokunulmaz birinin, yolunu kesenin eli ve ayağı çaprazlama kesilir. Namuslu birine bir kelimeyle iftira atana veya midesine bir damla içki koyana belli sayıda sopa atılır. Cinsel organının sadece ön kısmını haram bir ferce, kadının cinsel organına sokan en dehşetli biçimde taşlanarak öldürülür. İhsan şartlarını barındırmayan kimseden bu hafifletilir ve ona 100 değnek vurulup bir yıl başka bir memlekete sürgün edilir. Mahrem bir akrabasıyla cinsel ilişkiye girenin veya farz namazları terk edenin ya da küfür kelimesi telaffuz edenin kafası uçurulur. Lutilik yapan ve yapılanın bir hayvanla cinsel ilişki kuranın öldürülmesi, sonuncusunda hayvanın da onunla birlikte yakılması emredilir. Peygamber cemaatle namazdan geri kalanların evlerini yakmayı arzulamıştır ve cürümleri için belirlenen pek çok cezalar. Yüce Allah hikmetiyle cezaları o suçlara davet edici ve engelleyici hallere göre belirlemiştir. Eğer bir günaha, mani şey
Tabii ise ve fıtratta o günaha çağrıcı bir duygu yoksa haram kılınıp tazir cezası vermekle yetinilmiştir. Kan içmek, leş yemek bu türdendir. Fıtratta ona çağrıcı duygu varsa yol açtığı zarara ve o duygunun gücüne göre ceza verilmiştir. O yüzden zina dürtüsü en güçlü dürtülerden olduğundan cezası en dehşetli ve en büyük öldürme şeklinde belirlenmiştir. Onun hafifletilmiş cezası bile sopa cezasının en ağır türüdür. Lutilik cürmünde her iki hususta bulunduğundan cezası her halükarda öldürmek olmuştur. Hırsızlıkta zarar daha fazla olduğundan onda el kesme cezası konmuştur. Burada Allah'ın kulun cürmü onunla işlediği azayı ortadan kaldırma hikmetine bir bak. Örneğin yol kesicinin elinin ve ayağının ortadan kaldırılması yol kesiciliği bunlarla yaptığındandır. İftira edenin dilinin kesilmemesi ise dilin kesilmesinin işlenen cürümden daha büyük zarar olması nedeniyledir. Onda tüm bedenine acı verecek sopalama cezasıyla yetinilmiştir. Zina edenin cinsel organı neden kesilmez? Şu birkaç sebepten dolayı. Bu cezanın yol açacağı zarar, zinanın yol açtığı zarardan daha büyüktür. Çünkü bu ceza neslin kesilmesine, yok olmakla karşı karşıya kalmasına yol açar. Cinsel organ açıkta bir aza değildir. O yüzden bu ceza, onu yapan başka kimseler için ibret ve mani teşkil etmez. Elin kesilmesi ise öyle değildir. Elin biri kesildiğinde onun yerini dolduracak ikinci bir el vardır. Cinsel organsa bir tanedir. Zinanın zevki tüm bedende hissedilmiştir. O yüzden cezanın da tüm bedeni kapsaması en uygunudur. Bu cezanın bedenden bir parçayla sınırlandırılmasından daha iyidir. Şu halde şeriatin cezaları en mükemmel, akla en uygun, maslahatı en iyi şekilde gerçekleştirecek biçimde gelmiştir. Özetle günahların neticesi ya şer'i cezalar olur veya kaderi cezalar olur ya da Allah kuluna her ikisini de verir. Tövbe edip kendini düzeltenden bunu kaldırması da mümkündür. Günahların cezaları şer'i ve kaderidir. Günahların cezaları iki çeşittir, şer'i ve kaderi. Şer'i ceza uygulandığında kaderi ceza kaldırılır veya hafifletilir. Yüce Rab, birinin günahının neticesini ortadan kaldırmaya ve hastalığı yok etmeye yetmemesi dışında hemen hemen iki cezaya birden vermez. Şer'i cezalar ortadan kaldırıldığında cezalar kaderiye dönüşür. Bazen şer'iden daha şiddetli, bazen daha hafif olur. Ama genele isabet eder. Şer'i ise sadece yapana uygulanır. Zira Yüce Rab şer'an ancak cürmü işleyeni veya ona sebep olanı cezalandırır. Kaderi ceza, afet, musibet ve benzerleri ise genele de olur, yapana da. Zira günah gizli kaldığında sadece sahibine, açığa vurulduğundaysa yapana da, diğer insanlara da zarar verir. İnsanlar bir kötülük görür ve ona karşı çıkmazlarsa Allah'ın onları genel bir azapla cezalandırması pek yakındır. Biraz önce anlattığımız gibi Allah şer'i cezaları, günahın zararı ve fıtratın ona eğilimine göre belirlemiştir. Yüce Allah cezaları üç çeşit yapmıştır. Öldürme, el kesme ve sopalama. Öldürmeyi küfür ve ona yakın ki onlar zina ve lutiliktir, cürümler için koymuştur. Zira küfür dini bozar. Bunlar da soyları ve insan türünü bozar. İmam Ahmet, adam öldürmeden sonra zinadan daha büyük bir günah bilmiyorum demiş ve buna şu hadisi delil getirmiştir. İbni Mesud der ki, ben ya Resulallah en büyük günah hangisidir diye sordum. O, seni yarattığı halde Allah'a bir ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi dedim, yiyeceğine ortak olacak korkusuyla çocuğunu öldürmen buyurdu. Sonra hangisi dedim, komşunun hanımıyla zina etmen buyurdu. Yüce Allah bu gerçeği doğrulayıcı olarak şu ayeti indirmiştir. Onlar, Rahman'ın kulları Allah'la beraber başka bir ilah edinmezler. Allah'ın haram kıldığı canı karşıdakinin hak etmiş olması hariç öldürmezler ve zina etmezler. Resulullah cevabı soranın sorusuyla örtüşmesi için her cürüm çeşidinin en çirkin türünü zikretmiştir. Zira adam en büyük günahları sormuştur. Resulullah da en büyük günah çeşitlerini, onların en çirkin türlerini zikretmiştir. Zira en büyük şirk türü Allah'a bir ortak edinilmesidir. En büyük öldürme türü kişinin yiyeceğinde ve içeceğinde kendisine ortak olacağı korkusuyla çocuğunu öldürmesidir. En büyük zina türü de kişinin komşusunun hanımıyla yaptığı zinadır. Zira zinanın zararı ve çirkinliği çiğnediği hak hukukun kat kat oluşuna göre katlanır. Örneğin
kocası bulunan bir kadınla zinanın günahı ve cezası bekar bir kadınla zinadan daha fazladır. Zira bu zinayla kocanın saygınlığı çiğnenmiş, yatağı ifsad edilmiş, kendinden olmayan çocuk ona nispet edilmiş ve daha pek çok zararlar olmuştur. Bu, bekar bir kadınla yapılan zinadan daha büyük bir cürümdür ve günahı daha fazladır. 100 bekar kadınla yapılan zina da Allah nezdinde komşunun hanımıyla yapılan bir zinadan daha küçüktür. Çünkü burada bir de kötü komşuluk, komşuya en büyük türden eziyet yapma vardır. Bu komşu için en büyük felakettir. Resulullah, komşusunun felaketinden emin olmadığı kimse cennete giremez buyurmuştur. Komşusunun hanımıyla zinadan daha büyük felaket ve afet yoktur. Eğer komşusu aynı zamanda kendisinin kardeşi veya bir akrabasıysa buna bir de akrabalık ilişkisini kesme eklenir ve günah daha da katlanır. Eğer komşu namaz, ilim ve cihat gibi Allah'a ibadetlerle meşguliyetten dolayı evinde değilse günah daha da katlanır. Hatta Allah yolunda savaşanın hanımıyla zina eden kimse durdurulur ve savaşçıya bunun sevaplarından dilediğini al denilir. Resulullah daha sonra ne dersiniz buyurmuştur. Yani kendisine bu hususta izin verilmişken acaba o babanın oğula, arkadaşın arkadaşa hiçbir tolerans sağlamayıp ondaki hakkını alacağı o şiddetli günde adamın hiçbir sevabını bırakır mı? Eğer kadın aynı zamanda kendisinin akrabasıysa zina cürmüne bir de akrabaya kötülük cürmü eklenir. Zina eden kişi evliyse günahı daha fazla olur. İhtiyarsa daha da çok olur. Nitekim ihtiyar, Allah'ın kıyamet günü kendileriyle konuşmayacağı, temize çıkarmayacağı ve elin bir azap vereceği üç kişiden biridir. Eğer bir de haram ayların birinde, haram beldede, namaz vakti ve duaların kabul olunduğu vakitler gibi Allah katında değerli bir vakitte yapmışsa, günah yine katlanır. Buna göre günah ve ceza, yapılan cürümlerin yol açtığı zarara ve çirkinliğe göre az veya çok olur. El kesme, mallara zarar vermeden dolayıdır. Yüce Allah el kesmeyi de malların zarara uğratılmasının cezası olarak belirlemiştir. Hırsızlık, sahibinin sakınma imkanının bulunmadığı malı almaktır. Çünkü hırsız malı gizlice alır, evleri araştırır. Sen farkında olmadan evine giren, kedi ve yılan gibi tırmanarak kapının dışında başka yerlerden içeri girer. Onun hırsızlığının zararı öldürme kadar değildir. Zararı sopayla da ortadan kaldırılmaz. Yol açtığı zarar ve fesadı def etmenin en iyi yolu, cürmün onunla işlediği azanın yani elinin koparılmasıdır. Sopalama, akılların ifsad edilmesi, iftira edilerek namuslara leke getirilmesinin cezası olarak belirlenmiştir. İşte şer'i cezalar bu üç türde belirlenmiştir. Kefaretler de köle azat etme ki bu en büyüğüdür, fakiri doyurma ve oruç tutma da bu üç ceza türü etrafında dolaşırlar. Günahların kısımları. Sonra Yüce Allah günahları üç kısma ayırmıştır. Birinci kısım için had cezası belirlenmiştir. Bunlar da onunla yetinilerek kefaret cezası konmamıştır. İkinci kısım bunlara had cezası koymamış, kefaret belirlememiştir. Bu kısma oruçken gündüz cima yapmak, ihramda cima yapmak, zihar, hanımına sen bana annemin sırtı gibi haramsın demesi, hatalı adam öldürme ve yemin bozmayı örnek verebiliriz. Üçüncü kısım bu günahlara had ve kefaret koymamıştır. Bu iki çeşittir. Birincisi kişiyi bundan alıkoyan fıtratıdır. Dışkı yemek, bev ve kan içmek gibi. İkincisi yol açtığı zarar ve fesat, had cezası verilen günahlarınkinden daha azdır. Harama bakmak, öpmek, dokunmak, sohbet etmek, küçük miktarda para çalmak gibi. Kefaret şu üç tür durumda konmuştur. Birincisi esasen helal olup belli durumlarda yasaklanan bir fiilin yasaklanan durumda yapılması. Buna örnek ihramda ve oruçken cima yapmak. Hayızlı ve nifaslı kadınla cima yapmaktır. Arka organdan cima yapmak buna örnek olmaz. Zira arka organa girmek büyük günahlardandır. O yüzden bazı fakihlerin bunu hayızlı halinde kadınla cima yapmaya kıyas edip bunda da kefaretin gerektiğini söylemeleri yanlış bir şeydir. Zira arka organdan temas hiçbir halde helal değildir. Aynen homoseksüel ilişki yapmak ve içki içmek gibidir. Dolayısıyla hayızlı halde kadınla cima yapmaya kıyas edilemez. İkincisi, kişi Allah için adakta bulunsa veya Allah için yemin etse ya da Allah için bir şeyi kendine yasaklayıp sonra onu kendisine serbest etmek istese, işte Allah bunun yolunu kefaret olarak belirlemiş ve adını tehille çözme koymuştur. Bu kefaret aslında
bazı fakirlerin sandığı gibi yemini bozma sonucu oluşan Allah adının saygınlığının çiğnenmesini ortadan kaldırmak için konulmuş değildir. Çünkü yemini bozmak bazen yapılmaya yemin edilen şeyin haram olması durumunda olduğu gibi vacip, bazen müstahap, bazen mübah olur. Bilakis kefaret bağladığı şeyi çözmek içindir. Üçüncüsü, bu da meydana gelen bir eksikliği, yanlışlığı telafi etmek için konmuş kefarettir. Buna hatayla öldürmenin kefaretini ve ihramda hatayla av hayvanı öldürmenin kefaretini örnek verebiliriz. Bu tür kefaret, telafi ve tedarik etmesi, birinci tür kefaret engelleyici ve vazgeçirici olması. İkinci tür kefarette bağlanmış şeyin, kör düğüm olmuş düğümün, çıkmaza girmiş durumun çözülmesi için konmuştur. Had ile tazir bir arada bulunmaz. Bir günahın cezası hem had hem de tazir olmaz. Bilakis onda had cezası konmuşsa onunla yetinilir. Had ile kefaret de bir arada bulunmaz. Bilakis bir günaha had cezası konmuşsa onda kefaret yoktur. Diğer birine de kefaret cezası konmuşsa onda had cezası yoktur. Peki had cezası belirlenmiş herhangi bir günahta tazir ile kefaret bir arada olur mu? Bunda iki vecih vardır. Bu günaha örnek ihramda ve oruçluyken cima yapmak, hayızlı kadınla cima yapmaktır. Bunlarda kefaret vaciptir dersek bazıları tazir de gerekir. Çünkü bu cürmü işleyerek yasaklanan bir şeyi yapmış, onu çiğnemiştir demişlerdir. Diğer bazıları ise bunlarda tazir yoktur, kefaretle yetinilir. Çünkü kefaret yapılan cürmün yol açtığı yarayı sarar, cürmü yok eder demişlerdir. Kaderi cezalardan kalbe düşenler. Kaderi cezalar iki çeşittir. Birincisi kalp ve nefislere verileni, ikincisi bedenlere ve mallara verilenidir. Kalplere verilen kaderi cezalar. Kalbe verilen ceza iki türlüdür. Kalbin sapmasına yol açan acılar, kalbin hayatını ve doğruluğunu sağlayan maddelerin ondan kesilmesi. Kalpten bunlar kesilince onda bunların tersi peyda olur. Kalbin cezası, cezaların en şiddetlisidir. Bedenlere verilen cezanın aslı ve kaynağı da bu cezadır. Çünkü bu ceza güçlenir, ilerler ve bedenin acısının kalbe sirayeti gibi kalpten bedene geçer. Can bedenden ayrıldığında bu durum devam eder. İşte o vakit kalbin cezasının tesiri ortaya çıkar. Ayan beyan belli olur. Kabir azabı denen azap da budur. Bedenlere verilen kaderi cezalar. Bedenlere verilen cezalar da iki çeşittir. Biri dünyadaki, diğeri ahiretteki cezalardır. Bu cezaların ve azapların şiddeti ve süresi, günahların yol açtığı fesada, insanda yaptığı tahribe göre farklı olur. Dünya ve ahiretteki günahlardan ve cezalarından sadece birine şer nispet edilmez. Şer, bunların tümüne verilen bir isimdir. Onun temelinde de nefsin ve kötü amellerin şer'i yatar. Bu ikisi, Resulullah'ın hutbesinde şu sözüyle Allah'a sığındığı iki temel şerdir. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Kötü ameller nefislerin şerrinden kaynaklanır. Dolayısıyla her türlü şerrin kaynağı nefis olduğu ortaya çıkar. Zira kötü ameller onun dalları, meyvalarıdır. Buradaki kötü amellerimiz diye anlattığımız seyyati amelina terkibinin yapısı ve anlamı hususunda ihtilaf edilmiştir. Bazıları anlamı amellerimizin kötü olanlarından demektir demişlerdir. Bu durumda terkip nevi cinsine, türün çeşidine izafeti türünden bir terkip olur. Yani anlamı şöyledir. Amellerin iyileri de vardır, kötüleri de. Biz bunların kötülerinden Allah'a sığınıyoruz. Bazılarına göre ise anlam amellerin kötü cezalarındandır. Bu durumda cümlenin takdiri şöyle olur. Amellerimizin cezalarından ki onlar bize kötülük yapar, acı verir, Allah'a sığınırız. Bu anlamda alındığı takdirde bu duada her türden, şerden Allah'a sığınılmış olur ki bu o görüşü tercih sebebi olur. Çünkü nefislerin şerri kötü amellere yol açar. Onlar da kötü cezalara yol açar. Resulullah önce nefislerin şerri ifadesiyle aynı zamanda onun yol açtığı kötü amellere de işaret etti ve bunu tekrar söyleme gereği duymadı. Çünkü nefislerin şerri kötü amellerin aslını teşkil eder. Sonraki takipte de şerrin sonunu dile getirdi ki o da kula kendi eliyle yaptığı amelden dolayı kötülük yapan kötülükler yani cezalar ve acılardır. Böylece bu sığınma duası şerrin aslını, dalını, sonunu ve neticesini birden içermiş, tüm bunlardan Allah'a sığınılmış olur. Meleklerin müminlere yaptıkları dualardan biri şudur.
ve onları kötülüklerden koru. Her kimi o gün kötülüklerden korumuşsan ona rahmet etmişsindir. Bu dua hem kötü amellerden hem de onların sahibine kötülük yapan cezalarından koruması talebini içermektedir. Zira Yüce Allah onları kötü amellerden koruduğunda aynı zamanda kıyamet gününde kötü cezadan korumuş olur. Yani ayette geçen her iki kötülük de kötü amel anlamındadır ve ondan Allah'a sığınmak cezasından da sığınmayı içerir. Gerçi şu da var, her kimi o gün kötülüklerden korumuşsan ifadesindeki kötülüklerden maksadın, korunulması istenen kötü amellerin o gündeki cezaları olma ihtimali daha büyüktür. Böylece dua o anlamı direkt ifade eder. Soru: melekler dualarının başka yerinde zaten Allah'ın onları cehennemden korumasını istemişlerdir. Cehennemden korunmak, kötü cezadan onlardan korunmanın ta kendisidir. Bu onlardan korumasını istedikleri kötülüklerin kötü ameller olduğunu gösterir. Böylece meleklerin bu duaları Resulullah'ın biraz önce geçen sığınma duasının bir benzeridir. Sözümüze ayetteki o gün ifadesiyle cevap verilemez. Çünkü duada Allah'tan istenilen kötü amellerin şerrinden korumasıdır. O kötü amellerse haddi zatında kötü ve şerlidirler. Cevap: Allah'ın kötülüklerden koruması iki türlü olur. Birincisi, günahları işlememesi için yardım etmesidir. Böylece ondan günahlar sadır olmaz. İkincisi, affetmek suretiyle onun cezasından koruması, böylece cezalandırmamasıdır. Böylece ayet her iki hususunda Allah'tan istendiğini ifade etmiştir. O gün zarfı da emir cümlesinin değil, şart cümlesinin zarfıdır. Meleklerden aktarılan bu sözlerin içeriğini bir tefekkür et. İman ve salih ameli övmüşler, müminler için mağfiret dileyerek onlara iyilikte bulunmuşlardır. Mağfiret dilemenin öncesinde Allah'a ilminin ve rahmetinin genişliğiyle tevessül etmişlerdir. Zira ilminin geniş olması mümin kullarının günahlarını ve bunların sebeplerini günahlardan tamamen uzak kalamayacak kadar zayıf olduklarını, düşmanlarının, hevalarının, dualarının, dünya ve süsünün kendilerine süslü gösterilmesinin istilası altında olduklarını bilmesi, onları daha yeryüzüne ilk koyduğunda onlar analarının karnında ceninken bilmesi, geçmiş bilgisiyle onların mutlaka kendisine karşı günah işleyeceklerini, kendisinin ise affetmeyi ve bağışlamayı sevmesini bilmesi ve bir başkasının bilmediği pek çok şeyi bilmesi anlamını içerir. Rahmetinin genişliği de onun hiçbir tevhid ehli mümini helak etmeyeceği geniş rahmet dairesinden ancak bedbahtların çıkacağı, her şeyi kuşatan rahmetinin kuşatmadığı kimseden daha bedbaht kimsenin bulunmadığı gerçeğini içerir. Bunu söyledikten sonra ondan yoluna ki o kendisine, yani kendisini tanımaya, sevmeye, itaat etmeye ulaştıran yoldur. Uyan, hastalanmadığı şeylere tevbe deyip sevdiği yola uyan tevbekârları bağışlamasını istemişlerdir. Sonra da onları cehennem azabından koruyup cennetine koymasını, onları ve müminleri ataları, torunları ve eşleriyle birlikte vaat ettiği adın cennetlerine koymasını istemişlerdir. Yüce Allah elbette vaadinden dönmez. Ancak o cenneti onlara belli vaat ederken ortaya bir takım sebep ve vesileler koymuştur. Meleklerin rahmetiyle ki müminleri güzel ameller, melekleri onlara duaya muvaffak etmesi bu rahmetin tecellisidir. Müminleri cennete koyması için Allah'a dua etmeleri bu sebeplerden biridir. Yüce Allah daha sonra meleklerin bu duaların sonunda şöyle dediklerini haber vermiştir: Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Yani bunun kaynağı ve sebebi senin mükemmel gücün, mükemmel bilgindir. Çünkü izzet gücün kemali, hikmet de ilmin, bilginin kemalidir. Yüce Allah bu iki sıfatla dilediği hükmü verir, emreder, yasaklar, sevap ve ceza verir. Yaratmanın ve hüküm vermenin kaynakları da bu iki sıfattır. Asıl konuya dönelim. Günahların cezaları şer'i cezalar ve kaderi cezalar olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar ya kalpte, ya beden, ya da her ikisindedir. Ölüm sonrasında berzah aleminde verilen bir takım cezalar, öte dünyada insanların bir araya toplandığı yerde bir takım cezalar vardır. Günahın mutlaka cezası vardır. Ancak kul cehaletinden dolayı içinde bulunduğu cezayı hissetmez. Çünkü acıyı hissetmeyen sarhoş, uyuşuk ve uykudaki kişi gibidir. Uyandığında acıyı hisseder. Günahların cezaya yol açması, ateşin yanmaya, kırmanın kırılmaya, suda kalmanın boğulmaya, zehirin ölüme, mikropların hastalıklara yol açması gibidir.
Ceza bazen hemen gelir, bazen az veya çok gecikir. Nitekim hastalık da sebebinden gecikir veya aynı vakitte olur. Bu noktada kul çoğu zaman yanlışa düşer. Bir günah işler ve tesirini hemen görmez. Onun yavaş yavaş zaman içerisinde görüleceğini bilmez. Nitekim zehirler ve mikroplar da etkilerini yavaş yavaş yaparlar. Kul ilaçlarla, perhizle ve zararlı atıkları dışarı atmakla tedavi olursa ne âlâ. Aksi takdirde onu ölüme sürükler. Tek bir günah dahi gereği yapılmadığı takdirde helaka sürükler. Peki her saat günah üstüne günah işleyen kişinin hali nice olur? Yüce Allah'ın ceza olarak gösterdiği şeyleri aklına getir. Bunların sana ulaşma ihtimalini düşün. Ben bunların bir kısmını sana anlatacağım. Akıllı kimseye inandıktan sonra bunların bir kısmı dahi yeterli olur. 1. Bunların biri kalplere ve kulaklara mühür vurulması, gözlere perde çekilmesi, kalplere kilit ve mühür vurulması ve perdelenmesi, yüreklerin ve gözlerin ters çevrilmesi, kişiyle kalbi orasına girilmesi, kalbin Allah zikrinden gafil edilmesi, insana kendisinin unutturulması, Allah'ın kalbini temizlemesi, göğsün kişi gökyüzüne çıkarken olduğu gibi dar ve sıkıntılı yapılması, kalplerin haktan çevrilmesi, kalbin hastalığına hastalık katılmasıdır. İmam Ahmed'in Huzeyfe'den rivayet ettiği gibi ters yüz yapılması ve yozlaştırılmasıdır. Huzeyfe şöyle der, kalpler dört çeşittir. Birisi latif ve içinde aydınlatıcı bir lamba bulunan kalp. Bu müminin kalbidir. İkincisi perdeli, sarılı kalp. Bu kafirin kalbidir. Üçüncüsü ters yüz olmuş, yozlaşmış kalp. Bu münafığın kalbidir. Dördüncüsü de iki madde, iman maddesiyle küfür maddesi tarafından beslenen kalptir. Bu da ikisinden galip olandadır. 2. Günahın bir cezası da taat hususunda kişinin ayağının yere çaktırılması, kımıldamaz hale getirilmesidir. 3. Günahın bir diğer cezası kalbin sağır, ahraz, kör yapılmasıdır. Kalp ile ona fayda vermeyen hakikat arasındaki durum, sağırın kulağıyla ses, körün gözüyle renkler, ahrasın diliyle konuşma arasındaki durum gibidir. Böylece anlaşılmış oluyor ki körlük, sağırlık ve ahraslık, kalpte hakiki ve zati azalardaysa arazidir. Yüce Allah, şu var ki gözler kör olmaz, bilakis göğüslerdeki kalpler kör olur. Burada göz organının kör olmasını inkar kastedilmemektedir. Nasıl öyle olsun ki? Başka bir ayete köre güçlük yoktur denilmiş, bir başkasında surat astı ve döndü, kör geldi diye buyurulmuştur. Bilakis anlatılmak istenen tam körlüğün hakikatte sadece kalp körlüğü olduğu, göz körlüğünün ona nazardan körlük sayılmayacak kadar basit olduğudur. O yüzden de tam ve güçlü bir körlüğe nispeten yok sayılması mümkündür. Bunun örnekleri hadislerde çoktur. Örneğin Resulullah, güçlü kişi güreşte başkasını yenen değildir. Bilakis o öfkelendiğinde kendine hakim olan kimsedir. Asıl fakir, gezip dolaşan, bir iki lokma elde eden kişi değildir. Fakir, insanlardan istemeyen, dolayısıyla fakirliğinin farkına varılmayıp kendisine sadaka verilmeyen kişidir. Özetle günahların bir cezası da kalbin kör, sağır ve ahraz yapılmasıdır. Günahın bir cezası da bir yerin dibine geçirilmesi gibi kalbin dibine geçirilmesidir. Sahibi farkına varmadan kalp esfeli safiliğine geçirilir. Onun batırılmasının alameti pisliklerde, rezaletlerde ve alçaklarda gezip durmasıdır. Allah'ın yükselttiği ve kendine yaklaştırdığı kalbin arşın etrafında gezip durması gibi. Günah işleyen, iyilikten, hayırdan, yüce amellerden, sözlerden ve ahlaktan uzaklaştırılır. Seleften bir zat şöyle der, bu kalpler gezicidirler. Bazıları arş etrafında, bazıları ise pislik etrafında gezerler. Günahların bir cezası da kalbin başka bir hayvanın kalbine dönüştürülmesidir. İnsanın bedeni maymun, domuz gibi hayvana dönüştürüldüğü gibi kalbi de ahlaki amelleri ve doğası itibariyle kendisine benzediği hayvanın kalbine dönüştürülür. Kalplerin bazıları sahibiyle arasındaki benzerlikten dolayı domuz kalbine veya köpek, merkep, yılan, akrep kalplerine dönüştürülür. Sufyan bin Üyeyne şu ayeti böyle tefsir eder. Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki onlar da sizin gibi birer ümmet olmasınlar. İnsanların bazıları normal, yırtıcı hayvanların ahlakı, bazıları köpeklerin ahlakı, domuzların ahlakı, merkeplerin ahlakı üzeredirler.
kimisi tavus kuşunun tüyüyle süslenmesi gibi elbisesiyle süslenir. Onlardan kimi merkep gibi inatçı ve gerizekalıdır. Kimisi horoz gibi başkasını kendisine tercih eder. Kimisi güvercin gibi evcildir. Dost olur, onunla dost olunur. Bazıları deve gibi kinli, bazıları koyun gibi her yönüyle iyidirler. Bazıları tilki gibi kurnazdırlar. Nitekim Yüce Allah cehennem ehlini bazen merkeplere, bazen köpeğe, bazen hayvanlara benzetmiştir. İçteki bu benzerlik öyle güçlenir ki zahiri görüntüye de yansır. Ancak bu görüntü gizli olur ve ancak feraset ehli kimseler tarafından görülür. Bu benzerliğin amellerde zuhur etmesini ise herkes görür. Bu güçlenir ve kişinin şekli iğrenç hale gelir. Allah dilerse daha sonra tam şekil değişimi yaşanır. Yüce Allah Yahudilere ve benzerlerine yaptığı gibi onların zahiri görüntülerini tamamen hayvana dönüştürür. Nitekim Yüce Allah Yahudileri maymunlara ve domuzlara dönüştürmüştü. Subhanallah! Nice ters yüz olmuş kalpler, nice hayvan kalbine dönüştürülmüş kalpler, nice bastırılmış kalpler vardır da sahibi bunun farkında değildir. Nice insanların övmesine kanan, Allah'ın onu koruyuşuna aldanan, Allah'ın nimetleriyle istidrac edilen, azap tuzağına doğru çekilen kimseler vardır. Tüm bunlar birer ceza ve zelil kılmadır. Cahilse bunların bir keramet ve iyilik olduğunu sanır. Günahların bir cezası da Allah'ın günah işlemek suretiyle tuzak kurana tuzak kurması, hile yapana hile yapması, alay edenle alay etmesi, haktan meyletmiş kalbi daha da meylettirmesidir. Günahların bir cezası da kalbi ters yüz etmesidir. Böylece kişi batılı hak, hakkı batıl, iyiliği kötü, kötülüğü iyilik olarak görür. Bozgunculuk yapar ama ıslah ettiğini düşünür. Allah yolundan alıkoyar ama Allah yoluna çağırdığını sanır. Sapıklığı hidayet karşılığında satın alır. Ancak hidayet üzere olduğunu sanır. Heva hevesine uyar ama Allah'a uyduğunu sanır. Tüm bunlar işlenen günahların cezasıdır. Kalbin Rab'den perdelenmesi. Günahların bir cezası da dünyada kalple Allah arasına bir perde, kıyamet günü daha büyük bir perde çekilmesidir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır, doğrusu o gün onlar Rablerinden perdelenmişlerdir. İşte günahlar, kendileriyle kalpleri arasındaki mesafeyi kat ederek kalplerine ulaşmalarını, böylece onu ıslah edici ve temizleyici şeyleri, onu ifsad edip mutsuz kılıcı şeyleri görmelerini engellemiştir. Yine kalpleriyle Rableri arasındaki mesafeyi kat edip, böylece kalplerinin Rablerine ulaşmasını, ona yakınlığını ve yardımını kazanmasını, gözünün sevinçle dolup nefsinin rahatlamasını engellemiştir. Aksine günahlar onlarla Rableri ve yaratıcıları arasında perde olmuştur. Sıkıntılı yaşam. Günahların bir diğer cezası da dünyada ve berzah aleminde sıkıntılı dar bir yaşam, ahirette de azaptır. Yüce Allah, ama kim beni anmaktan yüz çevirirse onun içinde dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Taha 124. Ayetteki dar sıkıntılı bir geçim, yaşam, kabir azabıyla tefsir edilmiştir. Şüphesiz kabir azabı da sıkıntılı bir yaşamdır. Fakat ayet daha kapsamlıdır. Gerçi bu kelime olumlu cümlede gelen nekire bir kelimedir ve ancak olumsuz cümlede gelen nekre kelime genellik ifade eder. Ama bunun genelliği anlam itibariyledir. Zira Yüce Allah, dar yaşamın zikrinden yüz çevirmenin sonucu olduğunu zikretmiştir. Öyleyse ondan yüz çevirene dünyada türlü türlü nimetlerden nimetlense de yüz çevirmesine göre dar bir yaşam vardır. Kalbinde kalpleri parçalayan ıssızlık, zillet ve pişmanlıklar, boş temenniler vardır. Ve hali hazırdaki bu azap yeterince büyük azaptır. Fakat şehvet, aşk, dünya sevgisi ve şöhret sarhoşluğu da bu azabı ona gizler. Bunlara içki sarhoşluğu eklenmese bile bunların sarhoşluğu içkininkinden daha fazladır. Çünkü içki içen bazen ayıkır, kendine gelir. Fakat heva ve dünya sevgisinin sarhoşu sadece öldüğünde ayıkır. Öyleyse dar, sıkıntılı bir yaşam Allah'ın peygamberine indirdiği zikirden yüz çeviren kimseden hiç ayrılmaz. Dünyasında da, berzah aleminde de, tekrar diriltiğinde de onunla olur. Gözün aydınlanması, kalbin durulması, nefsin tatmin olması ancak ilahıyla ve hakiki mabuduyla kulluk ettiği zat ki onun dışındaki tüm mabutlar batıldır, mümkündür.
Gözü Allah'la aydın olmayan kimsenin nefsi dünyaya hasret kalır, hasretinden parçalanır. Yüce Allah, hoş yaşamı sadece iman edip salih amel işleyenler için kılmıştır. Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa, onu dünyada hoş bir hayatla yaşatırız. Onların ücretlerini yaptıklarının en güzeliyle veririz. Nahl 97. Bu ayette Allah, iman ve salih amel sahibi kimselere dünyada hoş bir yaşamı, ahirette ise en iyi ödülü garanti etmiştir. Öyleyse iki hayatın en hoşu sadece onlaradır. Onlar her iki dünyada da hakiki yaşayan kimselerdir. Bunun benzeri şu ayetlerdir. Dünyada güzel iş yapanlara güzellik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Ve Rabbinizden mağfiret dileyesiniz. Sonra ona tövbe edesiniz ki sizi belirtilmiş bir süreye kadar güzelce yaşatsın ve her lütuf sahibine lütuf ve keremini versin. Hud 3. Böylece takva sahipleri ve muhsinler dünya ve ahiret nimetlerini kazanmışlar. Her iki dünyada da hoş hayatı elde etmişlerdir. Zira hakiki nimetler nefsin hoş ve rahatlığı, kalbin haram, şehvet ve zevkleri, şüpheli boş şeyleri terkten dolayı elde ettiği sevinci, neşesi, lezzeti, mutmainliği, genişliği, nurluğu, açıklığı ve afiyetidir. Hakiki nimetler budur ve bedenin nimetlerinin ve zevkleri buna kıyas edilemez. Bu zevki tadan birisi şöyle der: "Krallar ve prensler bizim içinde bulunduğumuz mutluluğu bilselerdi, bizimle kılıçlarla savaşırlardı." Başkası: "Kalbim bazen öyle hoş anlar yaşıyor ki, o vakit eğer cennettekiler böylesi bir yaşamdaysalar, hakikaten çok hoş bir yaşam içindeler." diyorum der. Bir başkası da şöyle der: "Dünyada bir cennet vardır ve o dünyada ahiretteki cennet gibidir. Buradaki cennete giren ahiret cennetine de girer. Buradakine girmeyen ahiretteki cennete de giremez." Resulullah da bu cenneti şu hadisleriyle işaret etmiştir. "O cennet bahçelerinden geçerseniz hemen orada otlanın." buyurdu. "Cennet bahçeleri nelerdir?" dediler. "Allah'ın anıldığı halkalar." buyurdu. Yine "evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir." buyurdu. Muttakilerin nimeti, kötülerin cehennemi. Yüce Allah'ın "iyiler nimet içindedir, kötüler de yakıcı ateş içindedirler" buyruğunun sadece ahiretle ilgili olduğunu sanma. Aksine evvelkiler üç devrelerinde, dünya, berzah, ahiret, nimet, ikincilerse üç evrelerinde ateş içindedirler. Dünyada kalbin takvası, göğsün selameti, Rabbi tanımak, sevmek ve muradına uygun hareket etmekten daha hoş hangi lezzet, hangi nimet vardır? Hakikatte hayat sağlıklı ve selametteki kalbin hayatından başka nedir ki? Nitekim Yüce Allah, dostu İbrahim'i kalbinin selametiyle övmüş, şöyle buyurmuştur: "İbrahim de onun yolundandı. Zira tertemiz, selamette bir kalple Rabbine gelmişti." Yine bize onun duasını aktarmıştır: "Kulların diriltileceği gün beni utandırma. O gün ki ne mal ne de oğullar fayda vermez. Allah'a sağlam ve temiz kalp getiren fayda görür." Selametteki kalp, şirk, kin, nefret, haset, bencillik, kibir, dünya ve şöhret sevgisinden selamette olan, onu Allah'tan uzaklaştıran her türlü afetten selamette kalan, anlattığıyla çelişen her şüpheden, emrine ters düşen her şehvetten, iradesiyle çelişen her iradeden ve onu Allah'tan koparan her şeyden selamette olan kalptir. Bu selametteki kalp, dünyadaki cennette, berzahtaki cennette, ahiretteki cennettedir. Kalbin selameti. Kalbinin tüm selameti ancak şu beş şeyden selamette olduğunda gerçekleşir: tevhidi bozan her şirkten, sünnete muhalif her adetten, Allah'ın emrine ters düşen her şehvet ve arzudan, zikirle çelişen gafletten, ihlasa ve kendini Allah'a vermeye engel olan şeylerden. Bu beş şey kişiyi Allah'tan perdeleyen perdelerdir. Her birinin altında birçok tür vardır ve her bir türde sayısız alt neviler içerir. Doğru yol. O yüzden kul Allah'tan kendisini doğru yola iletmesini istemelidir. Hatta buna mecburdur. Kul bu dua kadar hiçbir şeye muhtaç değildir ve ona bundan faydalı başka bir şey yoktur. Çünkü doğru yol, belli bilgiler, kararlar, her vakit yapılan bir takım zahiri ve batıni ameller ve terkler içerir. Kul doğru yolun detaylarını bilir veya bilmez. Bilse de bilmediği daha çok olabilir. Bildiğine bazen güç yetirir, bazen yetirmez.
gücünün yettiği şeyi isteyebilir veya tembellikten ve gevşeklikten veya bir engelden dolayı istemeyebilir. İsteyip karar verdiğini yapabilir de yapmayabilir de. Yaptığını ihlasla da yapabilir, ihlassız da. İhlasla yaptığını sünnete tamamen uygun da yapabilir, yapamayabilir de. Sünnet üzere yaptığı üzerinde sebat da edebilir, kalbi onu o amelden çevirebilir de. Bunların tümü insanlarda vardır. Bazılarında çok, bazılarında azdır. Kulun yapısında bunlara ulaşma gücü yoktur. Bilakis nefsine terk edildiğinde nefsi onu bunlardan engeller. Allah'ın günahlardan dolayı münafıklara verdiği körelme budur. Onları dualarına, nefislerinde yaratılıştan gelen cehalet ve zulme terk etmiştir. Yüce Rab, kazasında ve kaderinde, emrinde ve yasağında hep doğru yol üzeredir. Lütfuyla ve rahmetiyle ve hidayeti layık olduğu yere vermesiyle dilediğini doğru yola iletir. Dilediğini de adaletiyle, kişinin onu kabul etmeye kabil olmadığı bilgi ve hikmetiyle doğru yoldan çevirir. Bu Yüce Allah'ın üzerinde bulunduğu doğru yolun gereğidir. Kıyamet günü de kulları için onları kendisine ulaştıracak bir yol, sırat köprüsü koyacak. Zira o doğru yol üzeridir. Yüce Allah kullarının önüne doğru bir yol koymuş, hepsini adaleti, ihsanı, fazlı keremiyle ve onlara karşı ücret olması için ona çağırmıştır. Bu adaleti ve lütfuyla onları kendisinin üzerinde bulunduğu doğru yoldan çıkarmamıştır. Kıyamet günü olduğunda da kulları için onları cennete ulaştıracak bir yol koyar. Sonra dünyada doğru yolundan ayrılanları orada da o yoldan ayırır. Dünyada doğru yol üzerinde tuttuğu kimseyi o günde de o yol üzerinde tutar. Haşr gününün o karanlığında onlara önlerinde ve sağlarında açık bir nur, aydınlık verir. Onlar kendisine ulaşıncaya kadar ona imanlarını korudukları gibi o da o yolu kat etmeleri için nurlarını korur. Münafıkların nurunu da onu dünyada kalplerinden sildiği gibi en çok ihtiyaç duydukları o vakitte söndürür. Asilerin amellerini kancalar ve dikenler şeklinde yolun etrafına diker. Bunlar dünyada onu Allah'a giden yoldan kaptıkları gibi oradan kapıverirler. Yürüyüşlerinin hızını ve canlılığını onların dünyada kendine giden yoldaki hızları ve canlılıkları kadar yapar. Müminler için bir de havuz yani Havz-ı Kevser koyar. Onlar da ondan dünyada şeriatinden içtikleri kadar içerler. Burada şeriatinden ve dininden kana kana içmekten mahrum kalanlarsa ondan içmekten mahrum kalacaklar. Şimdi ahirete onu görüyormuşçasına bak ve Yüce Allah'ın her iki dünyadaki hikmetini tefekkür et. O vakit şüphe duymaksızın yakinen şunu bilirsin. Dünya ahiretin tarlası, adresi ve numunesidir. İnsanların oradaki mutluluk ve bedbahlıktan nasipleri bu dünyadaki iman, salih amel ve bunların zıtlarındaki nasiplerine göre olur. Muvaffakiyet ancak Allah'ladır. Acaba günahların cezaları arasında dünya ve ahirette doğru yoldan çıkmak kadar büyük bir ceza var mıdır? Günahların aslı. Günahlar büyüklükleri ve zararları yönünden derece derece olduklarından dolayı dünya ve ahiretteki cezaları da ona göre derece derece olacaktır. Biz burada Allah'ın yardım ve tevfikiyle bunu kısa ve kapsamlı olarak açıklayalım. Günahların aslı iki şeydir. Emredileni terk etmek, yasağı işlemek. Yüce Allah'ın insanların ve cinlerin atalarını onunla sınadığı şeyler de bu ikisidir. Her ikisi de vuku bulduğu yer yönünden azalarla açıkta ve kalpte gizli olmak üzere ikiye ayrılır. Çiğnenen şey açısından Allah hakkı ve insanların hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçi insanların hakkı aynı zamanda Allah'ın hakkını içerir. Ancak böyle isimlendirilmesi, davacı olmaları halinde onun onlara verilmesinin zorunlu oluşu, vazgeçmeleri durumunda düşmesi nedeniyledir. Bu günahların tümü şu dört kısma ayrılır. Milki, şeytani, yırtıcı hayvani ve hayvani günahların hiçbiri bu dördün dışında değildir. Büyüklenme günahları. Büyüklenme günahları, kişinin sadece Rabbe ait olan ve kendisinin sahip olmasına izin verilmeyen büyüklenme, kibirlenme, azgınlık, zorbalık, ezme ve insanları kul edinme, zelil yapma gibi Rab sıfatlarına göre hareket ederek yaptığı günahlardır. Bu kısma Allah'a eş koşma da girer. Şirk iki çeşittir. Birisi Allah'a isim ve sıfatlarında ortak olmaya kalkışmak, onunla birlikte başka ilahlar edinmek, ikincisi ise onunla muamelede ortak edinmektir. İkincisi cehenneme girmeye sebep olmayabilir ama başkasını Allah'a ortak edinerek yaptığı ameli boşa gider.
Birincisi günah türlerinin en büyüğüdür. Bu kısma yaratışı ve emirleri, şeriatı hususunda Allah hakkında bilgisizce bir şeyler söylemek de girer. Bu günahların sahibi Rabli ve hükümdarlığı hususunda Allah'la mücadele etmiş, ona ortak edinmiştir. Bu ise günahların en büyüğüdür ve beraberinde hiçbir amel kâr etmez. Şeytani günahlar. Şeytani günahlarsa haset, düşmanlık, aldatma, hilekarlık, kandırma, nefret, kin, Allah'a isyanı iyi gösterip emretmek, ona itaatten nehyedip onu çirkin göstermek, dinde yeni şeyler türetmek, bidat ve sapıklığa çağırmak hususunda şeytana benzemektir. Bu tür, günahlar arasında zarar ve kötülük yönünden birinci türe en yakın olanıdır. Ama zarar ve kötülüğü birinciden daha azdır. Vahşi hayvan günahları. Vahşi hayvan günahları ise düşmanlık, kızgınlık, kan dökme, aciz ve zayıfların üzerine çökme gibi günahlardır. İnsan türüne karşı çeşit çeşit eziyetler, zulüm ve işkence cesareti bu tür günah ruhundan neşet eder. Hayvani günahlar. Hayvani günahlarsa oburluk, cinsel şehvet gibi duygulardan kaynaklanan günahlardır. Hırsızlık, yetim malı yeme, cimrilik, bencillik, korkaklık ve tedirginlik gibi şeyler bunlardan doğar. Büyüklenme ve yırtıcı hayvani günah işlemekten aciz olduklarından dolayı insanların çoğu bu tür günahları işlerler. Diğer kısımlarındaki günahlara da bu kapıdan girerler. Bu, insanları bağlarından tutup onlara götürür. Böylece buradan vahşi hayvansal günahlara, sonra şeytani günahlara girerler. Sonra Rablik'te mücadeleye ve şirke geçerler. Bunu iyice düşünen kişi, günahların şirk, küfür ve Allah'a Rablık savaşına geçiş koridoru olduğunu görür. Büyük ve küçük günahlar. Kur'an, sünnet, sahabelerin, tabiinlerin ve daha sonraki imamların icması, günahların büyük ve küçük olmak üzere iki kısım olduğunu delalet etmektedir. Yüce Allah, eğer nehyolunduklarınızın büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı sileriz ve sizi güzel bir yere sokarız. Onlar ki küçük hatalar hariç, büyük günahlardan ve fuhşiyattan kaçınırlar buyurmuştur. Sahih bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları siler. Günahları silen amellerin 3 derecesi vardır. Birincisi, amelin ondaki ihlasın zayıflığı hakkıyla yerine getirilememesi sebebiyle küçük günahları yok etmeye yeterli olmaması. Bu, hastalığa karşı koymaktan nitelik ve nicelik yönünden aciz kalan güçsüz ilaca benzer. İkincisi, küçük günahlara karşı koyabilmesi ama hiçbir büyük günahı silme derecesine yükselememesi. Üçüncüsü, küçük günahları silebilmesi, bazı büyük günahları silmeye gücünün yetmesi. Bu hususu iyi düşün, sendeki birçok soru işaretini giderecektir. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiklerine göre Resulullah şöyle buyurdu. 7 helak ediciden kaçının. Onlar neler ya Resulallah denildi. Allah'a eş koşmak, sihir, kuruduğu haksız yere cana kıyma, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmanla karşı karşıya gelinip savaşıldığı anda kaçmak ve evli, masum, mümin kadınlara iftira etmek buyurdu. Yine Buhari ve Müslim'in sahihlerinde geçen bir hadiste Resulullah'a Allah katında en büyük günah hangisidir diye soruldu. O, seni yarattığı halde Allah'a ortak edinmen buyurdu. Sonra hangisi denildi? Seninle birlikte yiyecek korkusuyla çocuğunu öldürmen buyurdu. Sonra hangisi denildi? Komşunun hanımıyla zina etmen buyurdu. Yüce Allah da peygamberini tasdikleyerek şu ayeti indirdi. Onlar, Rahman'ın kulları ki Allah'la birlikte başka bir ilah çağırmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Furkan 68. Büyük günahların sayısı. Alimler büyük günahların belli bir sayıyla sınırlı olup olmadığında iki görüşe sahiptirler. Sınırlı olduğunu söyleyenler bunun sayısı hususunda ihtilaf etmişlerdir. İbn Mesud 4 tane, Abdullah bin Ömer 7, Abdullah bin Amr 9, bazıları 11, başka birileri de 70 tanedir demişlerdir. Ebu Talip Mekki der ki, büyük günahları sahabelerin sözlerinden derledim ve bunların dördünün kalpte olduğunu gördüm. Onlar Allah'a eş koşmak, günahta ısrar etmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve kendini Allah'ın tuzağından güvende hissetmektir. Dördü dildedir ve onlar yalan şahitlik, temiz kadınlara iftira, yalan yemin ve sihirdir. Üçü midededir, içki içmek, yetim malı yemek, faiz yemek. İkisi ferçtedir, zina ve lutilik. İkisi eldedir, öldürmek ve hırsızlık yapmak. Biri ayaktadır,
ve o düşmanla karşılaşıldığında firar etmektir. Biri de tüm bedenle ilintilidir, o da ana babaya asi olmaktır. Belli bir sayıyla sınırlamayanlara gelince bunların bazıları Allah'ın Kur'an'da nehyettiği her şey büyük, Resulullah'ın nehyettiği her şey küçük günahtır demişlerdir. Bir kısmı nehiyle birlikte Allah'ın lanet, gadab veya cezası gibi tehdit türü bir şeyin zikredildiği günah büyük, diğerleri küçük günahtır demiştir. Kimisi dünyada had cezasını veya ahirette tehdidi hak ettiren her günah büyük, her ikisine de yol açmayan her günah da küçük günahtır demiştir. Denildi ki tüm şeriatların haramlığında ittifak ettiği günahlar büyük, bazılarında haram, diğer bazılarında haram olmayan günahlarsa küçük günahlardır. Denildi ki Allah ve Resulünün onu işleyene lanet ettiği her günah büyük günahtır. Denildi ki Nisa suresinin başından eğer nehyolunduklarınızın büyüklerinden kaçınırsanız sizden küçük günahlarınızı sileriz. Ayetine kadar zikredilen günahlar büyük günahlardır. Günahları büyük ve küçük günahlar diye ayırmayanlar şöyle demişlerdir. Günahların tamamı Allah'a karşı cüretkarlık, ona isyan ve emrine karşı gelmek açısından büyüktür. Emrine karşı gelinip haramları çiğnenenin kim olduğu hususu tüm günahların büyük olmasını icap ettirir. Günahların hepsi kötülük ve açtığı zarar açısından aynıdır. Şöyle derler, bunu şu husus açıklar. Yüce Allah'a günahlar zarar vermez, o bunlardan etkilenmez. Dolayısıyla Allah açısından bazısı bazısından büyük olmaz. Ortada sadece Allah'a asi olmak, emrine aykırı hareket etmek vardır. Onda da günahlar arasında bir fark yoktur. Derler ki, söylediğimizin bir göstergesi de şudur. Günahları, kötülüğü, cüretkârlığa ve Rabbin hak hukukuna saldırmaya tabidir. O yüzden bir adam haram olmadığına inanarak içki içse veya zina etse hem cehalet kötülüğünü hem de haram işleme kötülüğünü işlemiş olur. Bunlardan sadece birini yapsa iki zarardan birini yapmış olur. Cezayı gerektiren de birinci değil ikinci durumdur. Bu da günahın kötülüğünün cüretkârlığa ve günaha atılmaya tabi olduğunu gösterir. Derler ki günah itaat makamındaki zatın emir ve yasağını küçümseme ve saygınlığını çiğneme anlamını içerir. Bunda da günahlar arasında fark yoktur. Derler ki o yüzden kul işlediğin günahın haddi zatında büyüklüğüne ve küçüklüğüne bakmasın. Bilakis asi olduğu zatın büyüklüğüne ve kadrine, günah işlemekle onun saygınlığını çiğnediğine baksın. Bu noktada günahtan günaha bir fark yoktur. Çünkü kendisine itaat edilen büyük bir kral, kölelerinden birini önemli bir iş için uzak bir yere gönderse, başkasını da sarayın yanında bir iş için gönderse, bunların ikisi de ona asi olup emrine muhalefet etseler, ikisine de aynı miktarda kızar ve ikisi de aynı derecede gözünden düşer. Derler ki bu sebeple Mekkeli birisinin haccı terk etmesi veya caminin yanında evi bulunan birinin cuma namazını terk etmesi Allah nezdinde uzaktaki kişinin terk etmesinden daha çirkindir. Bunun üzerine vaciplik diğerinin üzerine vaciplikten daha fazladır. Yine bir adamın 200 dirhemi olsa ve zekatını vermese, diğer adamın 200 milyon dirhemi olsa ve zekatını vermese, bunlar üzerlerine vacip olan bir şeyi yapmama hususunda eşit olurlar. Her biri az veya çok olsun, malının zekatını vermemekte ısrar ediyorsa cezalarının aynı olması uzak ihtimal değildir. Meseleyi ortaya koyup açıklayalım. Yüce Allah peygamberini göndermiş, kitaplarını indirmiş, gökleri ve yeri yaratmıştır ki kendisi tanınsın, ibadet edilsin, birlensin, itaat ve çağrı sadece ona olsun. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri ancak hak ile yarattık. Allah odur ki yedi göğü ve yerden de sayıca onlar kadarını yarattı. Allah'ın buyruğu bunlar arasında Allah'tan yaratıklara iner ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz. Allah Kâbe'yi, o saygıdeğer evi, insanlar için hayat ve güven durağı yaptı. O saygıdeğer ayı, kurbanı, boynu bağlı kurbanlıkları da böyle yaptı ki Allah'ın göklerde ve yerde olanlara bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu anlayasınız. Yüce Allah, yaratma ve hüküm vermeden maksadının isim ve sıfatlarının bilinmesi, sadece ona kulluk edilmesi, insanların adaleti ki gökler ve yeryüzü adalet üzere kurulmuştur, gerçekleştirmeleri olduğunu beyan etmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle der, andolsun ki biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı adalet ölçüsünü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Hadid
25. Burada Yüce Allah peygamberler göndermesinin ve kitaplar indirmesinin maksadının insanların adaleti kurmaları olduğunu haber vermişti. Adaletin en büyük ilkesi tevhiddir. Ve o adaletin desteği, ayağı, payandasıdır. Şirk ise büyük bir zulümdür. Şirk, zulmün en büyüğü, tevhid de adaletin en büyüğüdür. İşte bu hedefe en uzak şey en büyük günahtır. Günahların büyüklüğü bu hedefe yakınlığa ve uzaklığa göre farklılık gösterir. Bu hedefle en uyuşan şeyler en büyük vacipler ve farz ibadetlerdir. Allah'a eş koşmak bu hedefe ters düştüğünden dolayı mutlak anlamda en büyük günah olmuştur. Yüce Allah cenneti her müşriye haram kılmış, kanını, malını ve ailesini tevhid ehline helal kılmış, onları kendilerine köle yapmalarına izin vermiştir. Onlar Allah'a kulluğu terk edince Allah da onlardan herhangi bir ameli kabul etmeyi, onlara herhangi bir şefaati, aracılığı, ahirette herhangi bir dualarını ve taleplerini icap etmeyi reddetmiştir. Müşrik yaratıkları arasından bir şeyleri Allah'a ortak edinirken Allah'ı en bilmeyen kişidir. Bu hareket onu bilmeyişinin zirvesidir. Gerçi müşrik Rabbine zulmedemez. Ancak kendisine zulmeder, zarar verir. Aracı edinme şirki. Bir sorun var, o da şu. Müşriğin gayesi Yüce Rab'be saygı ve tazimde bulunmaktır. Ona göre Rab çok büyük olduğundan huzuruna ancak krallarda olduğu gibi aracılar ve vasıtalar aracılığıyla girmek icap eder. Dolayısıyla müşrik Yüce Rab'bi küçümsemeyi ve alçaltmayı değil, ona saygıyı kastetmiştir. Müşrik şöyle der, ben bu aracılara beni Allah'a yaklaştırsınlar, ona götürüp yanına soksunlar diye ibadet ediyorum. Maksadım bu. Bunlar birer vasıta ve aracı. Hal böyleyken bu kadar şey neden Allah'ın öfke ve gadabına, onu cehenneme ebedi olarak koymasına, kanlarını, hanımlarını ve mallarını tevhid ehline helal saymasına sebep oluyor? Bu soru şu soruyu doğurur. Acaba Yüce Allah'ın kendisine aracılar ve vasıtalar yoluyla yaklaşılmasını meşru bir yol olarak koyması aklen mümkün müdür? Ve dolayısıyla bunun haram olduğunun biz aslında aksi de mümkünken şeriatten mi öğrendik? Yoksa bu aklen ve fıtraten çirkin bir şeydir ve hiçbir şeriatın bunu meşru kılması imkansız mıdır? Bu günahın diğerlerinin aksine affedilmez olmasındaki sır nedir? Zira Yüce Allah, Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındakileri dilediği için bağışlar. Nisa 48 buyuruyor. Bu soruyu düşün, cevap için kalbini ve zihnini topla. Önemsememezlik yapma. Çünkü müşriklerle muvahhidler, Allah'ı bilenlerle ondan cahil olanlar, cennetliklerle cehennemlikler arasındaki fark bununla ortaya çıkar. Şirkin iki türü. Allah'tan yardım ve destek isteyerek, muvaffakiyet vermesini ve doğrudan ayırmamasını dileyerek ki Allah'ın hidayet ettiğini saptıracak, onun saptırdığına hidayet edecek, verdiğini engelleyecek, engellediğine verecek hiçbir güç yoktur. Diyoruz ki şirk iki çeşittir. Biri mabud, kendine kulluk edilen Allah'ın zatî isimleri, sıfatları ve fiilleriyle ilintili şirk, diğeri ona kulluk ederken onunla muamele esnasında yapılan şirk. Bu kişi Allah'ın zatında da, sıfatlarında da, fiillerinde de hiçbir ortağının bulunmadığına inanmasına rağmen Allah'la muamelesine şirk katar. Birinci tür şirk iki çeşittir. İptal, inkar şirki. Bu en çirkin şirk türüdür. Firavun'un alemlerin Rabbi kim derkenki şirki bu tür bir şirktir. Yüce Allah onun Haman'a şöyle dediğini haber verir. Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap da o sebeplere, yollara erişeyim, yani göklerin yollarına, Musa'nın tanrısına çıkıp bakayım. Çünkü ben onu hakikaten yalancı sanıyorum. Mü'min 36-37. Şirk ve tatil, yani iptal birbirini gerektiren, birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Çünkü her müşrik iptal, her tatilci müşriktir. Ancak şirk, tatilin, inkarın aslına inanmayı zorunlu kılmaz. Bilakis müşrik, Yüce Yaradan'ı ve sıfatlarını kabul eder, ancak o tevhidin hakkını iptal, inkar eder, ona riayet etmez. Tatil, şirkin aslı, tatil, yani iptaldir. Bu üç çeşittir. Birincisi, yaratılanları yaratıcısından ve yapıcısından iptal etme, soyutlamak. İkincisi, Yaradan'ın isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini inkar ederek mükemmellikten soyutlamak. Üçüncüsü, Yaradan'la muameleyi,
tevhid hakikatinin kula gerekli kıldığı kurallardan soyutlamak. Vahdedi vücutçulardan şöyle diyenlerin şirki bu tür bir şirktir. Ortada yaradanla yaradılan yoktur. İki şey yoktur. Bilakis her türlü noksanlıktan münezzeh, hak, yaradılanların bizzat kendisidir. Âlemin ezeli ve ebediliğini söyleyen inkarcıların şirki de bu tür bir şirktir. Şöyle derler, âlem bir zamanlar tamamen yok değildi. Aksine eskiden beri vardı ve bu devam etti. Onlara göre sonradan olma olaylar, hadiseler, onların olmasını gerektiren bir takım sebeplere ve vasıtalara dayalıdırlar. Bunlara akılları ve nefisler adını verirler. Yüce Rabbin isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini inkar eden cehmiyelerin ve karamitaların şirki de bu tür bir şirktir. Bunlar onun hiçbir isim ve sıfatını kabul etmemişlerdir. Böylece yaradılanı Allah'tan daha mükemmel kılmışlardır. Çünkü zatın kemali, mükemmelliği isimleri ve sıfatlarıyladır. Allah'la birlikte başka bir ilah edinenin şirki. İkinci tür şirk, bu Allah'ın isimlerini, sıfatlarını ve Rabbini inkar etmeyip sadece Allah'la birlikte başka bir ilah edinenin yaptığı şirktir. Allah'ı üç diyen Hristiyanların şirki bu tür bir şirktir. Onlara göre Mesih bir ilahtır, annesi bir ilahtır. İyi olayları nura, kötü olayları karanlığa nispet eden Mecusilerin şirki bu tür bir şirktir. Hayvanın ve insanın kendi fiillerini kendisinin yarattığını, olanların Allah'ın istemesi, kudreti ve iradesi olmaksızın meydana geldiğini söyleyen kader kabul etmezlerin şirki de bu şirktendi. O yüzden bunlar Mecusiler gibiydiler. İbrahim'le tartışanın şirki de bu şirktendir. Hani İbrahim, Rabbim dirilten ve öldüren zattır demiş. O da ben de diriltir ve öldürürüm demişti. Bu adam kendisini Allah'a eş ve denk etmiş, Allah'ın diriltip öldürdüğü gibi kendisinin de diriltip öldürdüğünü söylemiştir. İbrahim ondan güneşi Allah'ın doğdurduğundan başka bir yönden getirmesini istemiştir. Bazı münazara üstadlarının dediği gibi İbrahim'in bu sözü konuyu değiştirme değil, karşıdaki doğruluğunu iddia ettiği kaideyi aykırı bir örnekle bozmaktır. Gezegenleri ve yıldızları Allah'a eş koşanların, onları bu alemdekilerin işlerini düzene koyan, onlara etki eden Rabler olarak görenlerin şirki de bu tür bir şirktir. Nitekim bu, sahabeinlerin, müşriklerinin görüşüdür. Güneşe tapanların, ateşe tapanların şirkleri de bu tür bir şirktir. Bunlardan bazıları taptıklarının asıl ilah olduğunu sanırlar. Bazıları onun ilahların en büyüğü olduğuna inanır, bazıları onun ilahlardan bir ilah olduğunu söyler. Sonra onu ibadet, yönelme, kendini ona vermeyle diğerlerinden ayırdınca ona daha önem vermeye, daha çok saygı göstermeye başlar. Bazıları ilahının en düşük ilah olduğunu, onun kendisini bir üst ilaha, diğerinin daha üstteki ilaha yaklaştırdığını, sonunda bu ilahların onu Yüce Allah'a ulaştırdıklarını iddia ederler. Velhasıl ilahlar ve vasıtalar bazen az, bazen çok olur. İbadet ederken şirk koşmak. İbadette şirk koşmaksa daha basit, daha hafiftir. Bu tür şirk, Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun dışında hiçbir şeyin fayda ve zarar vermeyeceğine, verme ve engellemeyi ancak onun yapacağına, ondan başka ilah, ondan gayrı Rab olmadığına inanan kişiden sadır olur. Bu kişi bunlara inanmakla birlikte muamelesinde ve kulluğunda yaptığını sırf Allah için yapmaz. Bilakis bazen nefsi, bazen dünyalık elde etmek için, bazen insanların nezdinde şan, şöhret, makam, mevki elde etmek için yapar. Amelinden ve gayretinden Allah'a dair bir pay vardır. Nefsine bir pay, hevasına bir pay, şeytana bir pay, insanlara bir pay vardır. Bu insanların çoğunun halidir. İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet ettiği şu hadisteki şirk de bu tür şirktir. Resulullah bu ümmete şirk karıncanın yürümesinden daha hafiftir buyurdu. Ondan nasıl kurtuluruz ya Resulallah dediler. De ki Allah'ım bilerek sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim için de senden mağfiret dilerim buyurdu. Şu halde iki türlü riya şirktir. Yüce Allah şöyle buyurur. De ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedildi. Artık her kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi amel yapsın ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin. Yani Yüce Allah tek ilah olup başka ilah bulunmadığı gibi ibadetin de sadece ona yapılması gerekir. O ilahlık konusunda tek kabul edildiği gibi ibadet konusunda da tek kabul edilmeli, birlenmeli, başkası karıştırılmamalıdır.
Şu halde salih amel, riyadan uzak ve sünnete uygun her türlü ameldir. Hazreti Ömer'in bir duası da şöyleydi. Allah'ım, amellerimin tümünü salih kıl. Onları sadece senin rızan için eyle ve senden başkası için onda hiçbir pay bıraktırma. Bu tür şirk yapılan amelin sevabını yok eder. Hatta yaptığı amel farz ise cezalandırılabilir. Çünkü riyayla yapınca onu hiç yapmamış gibi olur ve farzı terkin cezasını alır. Çünkü Yüce Allah kendisine ibadet edilirken ibadetin sadece ona has kılınmasını emretmiş, şöyle buyurmuştur. Oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılıp onu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri emredilmiştir. Ve yine 5. Dolayısıyla ibadetini sırf Allah için yapmayan kimse emredildiği şeyi yapmamış olur. Bilakis yaptığı emredildiğinden farklı bir şey olur ki bunun da ondan kabul edilmesi mümkün değildir. Yüce Allah kutsi bir hadiste belirtildiğine göre şöyle buyurur. Ben kendine şirk koşulmamaya en layık, şirkten en müstani kişiyim. O yüzden her kim bir amel işler ve ona benimle birlikte başkasını ortak ederse o ameli bana ortak ettiği olur. Ben o amelinden uzağım. Bu tür şirk affedilir ve affedilmez. Büyük ve küçük şirk, ilki büyük ve en büyük şirk diye kısımlara ayrılır. En büyük şirkin hiçbiri bağışlanmaz. Sevgi ve saygıdan Allah'a başka şeyleri ortak eden, başka bir yaratığı Allah kadar seven kimsenin şirki bu tür bir şirktir. Bu Allah'ın bağışlamadığı şirktendir. Yüce Allah bu şirki şöyle ifade eder. İnsanlardan kimi Allah'a eşler tutar. Allah'ı sever gibi onları severler. İnananlarsa en çok Allah'ı severler. Cehennemde bir araya getirildiklerinde bu şirkin sahipleri ilahlarına şöyle diyecekler. Vallahi biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. Şuara 97-98. Bilindiği gibi bunlar eş koştuklarını yaratma, rızıklandırma, öldürme, diriltme, mülkün sahibi olma, büyük kudrete sahip olma gibi hususlarda Allah'la denk saymamışlardır. Onlar eş koştuklarını Allah'a sevgide, boyun eğmede ve önünde zelil olmada denk yapmışlardır. Bu ise cehaletin ve zulmün doruğudur. Toprak, Rablerin Rabbi ile nasıl denk tutulur? Kullar her şeyi gözetenle nasıl bir tutulur? Zatiyle fakir, zati itibariyle zayıf, zatiyle aciz, zatıyla muhtaç ve kendisine zatından ancak yokluk bulunanla, zati itibariyle zengin, zatıyla güçlü ve zenginliği, kudreti, gücü, özgürlüğü, cömertliği, ihsanı, bilgisi, rahmeti, mutlak ve tam kemali zatının gereklerinden, ayrılmaz parçalarından olan zat nasıl bir tutulur? Bundan daha çirkin zulüm, bundan daha haksız hüküm var mıdır? Zira kullarıyla hiçbir denkliği ve yakınlığı bulunmayan Allah, onlarla denk, eşit tutulmuştur. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de inkarcılar Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. Evet, müşrik gökleri ve yeri yaratan, karanlıktan ve aydınlığı var edeni, kendisi ve başkası için yerde ve göklerde zerre kadar bir şeye zahire olmayana denk tutmuştur. En büyük ve en çirkin zulmü, haksızlığı içeren bu denk kabul etme ne de garip. Hareketlerde, sözlerde, ifadelerde ve niyetlerde şirk. Bu şirki hareketlerde, eylemlerde, sözlerde, iradelerde ve niyetlerde şirk izler. Hareketlerde şirk, Allah'tan başkasına secde etmek, Kâbesinden başka yeri tavaf etmek, başkasına kulluk ve zillet maksadıyla saçını tamamen kestirmek, Hacer-i Esved dışında bir taşı öpmek, kabirleri öpmek, onlara el kaldırıp selam vermek ve onlara secde etmek gibi hareketlerdir. Resulullah peygamberlerin ve salihlerin kabirlerini namaz kılınan mescitlere dönüştürenlere lanet etmiştir. Öyleyken kabirleri Allah dışında ibadet edilen putlar edinenlerin hali nice olur? Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Kıyamet koparken hayatta olanlar, kabirleri mescitlere dönüştürenler insanların en şerlilerindendir. Sizden öncekiler kabirleri mescit ediniyorlardı. Dikkat! Kabirleri mescitler yapmayın. Ben size ondan nehyediyorum. Allah, kabirleri sık sık ziyaret eden ve bidatler işleyen kadınlara, kabirlerin üzerine mescit yapan, onları ışıklandıranlara lanet etmiştir. Allah'ın peygamberlerinin kabirlerini mescide dönüştürenlere gadabı çok büyüktür.
Sizden öncekiler içlerinde salih birisi vefat etse kabrinin üzerine bir mescit inşa eder, orada resim ve heykel yaparlardı. Onlar kıyamet günü Allah katında insanların en şerlilerindendir. Kabir üzerine inşa edilmiş bir mescitte Allah'a secde edenlerin hali böyleyken acaba kabrin kendisi için secde edenin hali nice olur? Resulullah da Allah'ım kabrimi tapınılan bir put eyleme diye dua etmiştir. O tevhidi korumaya son derece önem vermiştir. Hatta doğarken ve batarken güneşe secde eden, güneşperestlere benzememek için o iki vakitte namaz kılmaktan nehyetmiştir. Harama giden yolu tıkama kuralı, müşriklerin secde ettikleri vakitle bitişik olduklarından dolayı ikindi ve sabah namazından sonra da namaz kılınmasının yasaklanmasını icap ettirmiştir. Allah'tan başkasına secde etmeye gelince, Resulullah hiç kimseye Allah'tan başkasına secde etmek yaraşmaz buyurmuştur. La yembeği, yaraşmaz, olmamalı ifadesi Allah ve Resulünün kullanımında şer'an tamamen yasak anlamına gelir. Şu ayetlerde olduğu gibi, çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Meryem 92, biz ona, o Muhammed'e şiir öğretmedik. Şiir ona yakışmaz da. Yasin 69, o Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sözle şirk. Allah'a şirk koşmanın bir türü de ona sözle şirk koşmaktır. Örneğin Allah'tan başkası adına yemin etmek bu türdendir. Nitekim Ahmet ve Ebu Davud'un rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse ona şirk koşmuştur buyurmuştur. Hakim ve İbn Hibban hadisin sahih olduğunu belirtmişlerdir. Bir insana Allah'ın ve senin dilemen ne demek de bu tür şirktendir. Nitekim birisi Resulullah'a Allah'ın ve senin dilemen ne deyince o beni Allah'la ortak mı yaptın? Sadece Allah'ın dilemesiyle de buyurdu. Halbuki Yüce Allah kullarına dileme, isteme nispet etmiş, aranızdan doğru hareket etmek dileyenler için buyurmuştur. Buna rağmen Allah'ın ve senin dilemen ne denmesi dahi şirk kabul edilmiştir. Hal böyleyken şu ve benzeri sözleri sarf etmek nice olur. Ben sana ve Allah'a tevekkül ettim. Bana Allah ve sen yetersiniz. Bu Allah'tan ve senden. Allah gökteki dost, sense yerdeki dost. Allah'a ve filanın hayatına andolsun ki, Allah ve filan için adak olarak ben Allah'a ve filana tevbe ettim. Bu sözlerle Allah dilerse dilesin sözünü karşılaştır. Sonra hangi sözün Resulullah'ın söz konusu ettiği gibi olduğunu düşün. Kişi bunu söylemekle Allah'a eş koşmuş oluyorsa, bazılarının Resulullah'ın diğerleriyle kıyaslanmayacak kişileri, hatta belki Allah düşmanlarını Allah'a eş koşmalarına ne demeli? Secde, ibadet, tevekkül, tevbe, korkma, sakınma, o bana yeter demek, kendine yönelmek, adak, yemin, tesbih, tekbir, tahlil, hamdü sena, istiğfar, kulluk ve zillet olarak saçı tıraş etmek, Kabe'yi tavaf etmek, dua etmek, tüm bunlar sırf Allah'a yapılması gereken, Allah'a yakın melekler ve gönderilen peygamberler dahil başka hiç kimseye yaraşmayan, sadece onun hakkı olan şeylerdir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde şu rivayet geçer. Günah işlemiş bir adam Resulullah'ın yanına geldi. Önünde durdu ve Allah'ım ben sana tevbe ediyorum, Muhammed'e tevbe etmiyorum dedi. Resulullah o hakkın sahibini bildi buyurdu. Kasıt ve niyetlerde şirk. Kasıt ve niyetlerde şirkse sahili olmayan koca bir denizdir. Ondan kurtulabilen pek azdır. Yaptığı ameliyle Allah rızasından başka bir şeyi dileyen, Allah'a yaklaşmak ve ondan ödül görmekten başka bir niyet taşıyan kimse, niyetinde ve kastında Allah'a şirk koşmuş demektir. İhlas, kişinin sözlerinde, hareketlerinde, kasıt ve niyetlerinde sadece Allah'ı kastetmesidir. Allah'ın tüm kullarına emrettiği İbrahim'in dini, haniflik de budur ve Allah hiç kimseden bundan başka bir din kabul etmez. İslam'ın hakikati de budur zaten. Her kim İslam'dan başka bir din arzularsa kesinlikle ondan kabul olunmayacak ve o ahirette zarar ziyana uğrayanlardan olacak. Şirkin hakikati. Bu mukaddimeyi öğrendikten sonra zikrettiğimiz sorunun cevabı sana açılıverir. Doğruyu ilham etmesi için ancak Allah'tan yardım ister ve deriz ki, şirk esasen yaratıcıya benzetmek, yaradılanı ona benzetmektir. Gerçekte benzetmek budur. Yüce Allah'ın ve Resulünün onlarda nitelediği kemal sıfatlarını ona nispet etmek değil. Ancak Allah'ın kalbini ters yüz ettiği, kalp gözünü kör ettiği, yaptığı amellerden dolayı yozlaştırdığı kişi
durumu tersine çevirmiş, tevhidden teşbihe, teşbihten de benzettiklerine tazim ve itaate geçmiştir. Öyleyse müşrik, yaradılanı, ilaha mahsus özelliklerde yaratana benzeten kişidir. Çünkü fayda ve zarar verme, engelleme ve verme yetkisi ilahlığın özelliklerindendir. Bu kişinin dua etme, korkma, ümit etme ve tevekkül edip güvenmeyi sadece Allah'a bağlamasını gerekli kılar. Bunları bir mahluka bağlayan, onunla ilintilendiren, onu yaradana benzetmiş, bırakın başkasını kendisi için hiçbir fayda, zarar, ölüm, hayat ve tekrar dirilmeye sahip olmayan bir mahluku elinde bir güç bulundurana benzetmiş olur. Çünkü her şeyin bağı onun elinde, her şeyin dönüşü onadır. Dilediği olur, dilediği olmaz. Verdiğini engelleyecek, engellediğini verecek kimse yoktur. Hatta kuluna rahmetinin kapısını açacak olsa onu kimse tutamaz. Rahmetini ondan engellese kimse onu gönderemez. Dolayısıyla en çirkin benzetme zatiyle aciz ve fakir olanı zatiyle kadir ve zengin olana benzetmektir. İlahlığın özelliklerinden biri de hiçbir yönden eksiklik bulunmaması, tüm yönlerden mutlak mükemmelliktir. Bu ise her türlü ibadetin yüceltme, dua, ümitlenme, yönelme, tövbe etme, tevekkül, yardım isteme, son derece büyük bir zilletle son derece büyük sevginin, tüm bunların aklen, şer'an ve fıtraten sadece Allah'a ait olmasını, şer'an ve fıtraten ondan başkasına aitliğinin imkansız olmasını gerektirir. Her kim bunlardan birini Allah'tan başkasına yaparsa, o kimseyi hiçbir benzeri, dengi, eşi bulunmayana benzetmiş olur ki bu da en çirkin ve en asılsız benzetmedir. Aşırı çirkin oluşundan ve zulmün zirvesini içermesinden dolayı Yüce Allah kendisine rahmeti vacip kıldığı halde kullarına bunu bağışlamayacağını bildirmiştir. İlahlığın özelliklerinden biri de büyük sevgi ve büyük zillet, boyun eğmelik üzerine kurulu. Onlarsız ayakta durması imkansız kulluktur. Bunlar kulluğun tamamlayıcılarındandır. Yaradılanların kulluktaki dereceleri bu iki konudaki derecelerine göre farklılık arz eder. Her kim sevgisini, zilletini, boyun eğmekliğini Allah'tan başkasına verirse onu kendine has hakkı hususunda Yaradan'a benzetmiş olur. Buna hiçbir şeriatin izin vermesi düşünülemez. Bu imkansızdır. Bunu her akıl ve fıtrat çirkin bulur. Ancak şeytanlar insanların fıtratlarını ve akıllarını değiştirmiş, bozmuş, o kanıları onlardan söküp almışlardır. Allah'ın kendilerine cenneti yazdığı iyi kimseleri ise ilk fıtratları, yaratılışları üzere kalmışlardır. Allah'tan onlara akıllarına ve fıtratlarına uygun peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Böylece nurları üzerine nur eklenmiştir. Allah nuruna dilediğini iletir. İlahlığa has özelliklerden biri de secdedir. Allah'tan başkasına secde eden, onu yaradılanı yaradana benzetmiş olur. Bir diğer özellik tevekküldür. Allah'tan başkasına tevekkül eden, onu Allah'a benzetmiştir. Bir başka özellik tövbedir. Allah'tan başkasına tövbe eden, onu Allah'a benzetmiş olur. Bir başka özellik de saygı ve yüceltme olarak onun adına yemin etmektir. Allah'tan başkasına yemin eden kimse onu Allah'a benzetmiş olur. Şimdiye kadar anlattığımız başkasını Allah'a benzetmedir. Kendini Allah'a benzetmeye gelince her kim büyüklenir, böbürlenir, insanları kendisine övmeye, boyun eğdirmeye, ümit beslemeye, kalplerine korku, ümit, sığınma ve yardım isteme hususlarında ona bağlamaya çağırırsa, kendisini Rablığı ve ilahlığı hususunda Allah'a benzetmiş, onunla mücadeleye girmiş olur. Sahih bir hadiste Resulullah şöyle buyurur. Allah şöyle der. Azamet şalım, büyüklük elbisemdir. Her kim bu ikisinde benimle mücadele ederse ona azap ederim. Suret yapanın kıyamet günü en şiddetli azaba maruz kalacak olması Allah'a sadece suret yapma yönünden benzediğindendir. Peki Rabli ve ilahlığı hususunda Allah'a benzemeye çalışanın hali nice olur? Nitekim Resulullah şöyle buyurur. Kıyamet günü azapları en şiddetli olanlar resim yapanlardır. Onlara yarattığınıza can verin denilecek. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah şöyle der. Gidip benim yarattığım gibi yapmaya kalkışandan daha zalim kim vardır? Öyleyse gidip bir zerre yaratsın, bir arpa tanesi yaratsın. Allah zerre ve arpa diyerek daha büyük ve zorlara işaret etmiştir. Sadece bir şeyin görüntüsünü ve şeklini yapmada Allah'a benzeyen kişinin hali böyle olursa, sırf ona ait olan Rabliğinde ve ilahlığında ona benzeyenin hali nice olur?
yine hükümdarlar hükümdarı ve hakimler hakimi gibi sadece Allah'a ait olan sıfatlarda ona benzemek nice olur. Nitekim sahih bir hadiste şöyle buyurulmuştur. İsimlerin en haini Şahanşah yani hükümdarlar hükümdarı adıdır. Allah'tan başka hükümdar yoktur. Bir rivayetteki ifade de şöyledir. Allah'ın en nefret ettiği kişi hükümdarlar hükümdarı adı verilen kişidir. Bu Allah'ın sadece kendisine nail olan isimde ona benzemeye çalışan kişiye gadabı ve kızgınlığıdır. Zira hükümdarlar hükümdarı, hakimler hakimi tüm hakimlere hükmeder, onlar hakkındaki yargıya yalnız o verir. Allah'a karşı suizan beslemek. Bu husus anlaşıldığına göre burada meselenin sırrını çözecek önemli bir kaideyi zikredelim. Allah nezdinde günahların en büyüğü ona suizan beslemektir. Çünkü Allah'a kötü zan besleyen kişi onun hakkında mukaddes kemalinin aksini düşünmüş, isimlerine ve sıfatlarına ters düşen bir zan beslemiştir. Bu yüzden Yüce Allah hakkında kötü zan besleyenlere başka hiç kimseye vermediği tehditler vermiştir. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, kötü olaylar kendi başlarına gelsin, Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onları cehenneme hazırlamıştır. Orası da ne kötü bir yerdir. Yüce Allah sıfatlarından birini inkar edenlere şöyle seslenir. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti. Ziyana uğrayanlardan olup çıktınız. Fussilet 24. Dostu İbrahim'in kavmine şöyle dediğini haber vermişti. Neye tapıyorsunuz? Allah'tan başka uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Yani siz ondan gayrısına ibadet etmişken, onunla buluştuğunuzda size nasıl bir karşılık vereceğini sanıyorsunuz? Onun hakkında ne zan beslediniz de tutup onunla birlikte başka şeylere de ibadet ettiniz? İsimleri, sıfatları ve Rabbi hususunda onda ne eksiklikler gördünüz de başkasına ibadet etme ihtiyacı duydunuz? Onun hakkında layık olduğu şeyleri sansaydınız, düşünseydiniz, onun her şeyi bildiğini, her şeye kadir olduğunu, hiç kimseye muhtaç olmayıp her şeyin ona muhtaç olduğunu, tüm yaratıklarına adaletle muamele ettiğini, yaratıklarının işlerini görme hususunda tek olup kimseyi kendine ortak etmediğini, her şeyin tüm inceliklerini bildiğini, yaratıklarından hiçbir şeyin ona gizli kalmadığını, tek başına onlara kâfi geldiğini ve hiçbir yardıma ihtiyacı olmadığını, zati itibariyle Rahman olup rahmeti için birbirinin onun duygusunu kabartmasına gerek kalmadığını zannetseydiniz ya. Evet, Allah'ın merhameti kendindendir. Ancak krallar halkın ihtiyaçlarının gidermelerinde yardımcı olacak görevlilere merhamet ve şefkatlerini harekete geçirecek aracılara ihtiyaç duyarlar. Onlar muhtaç, zayıf, aciz olmaları ve bilgilerinin kısırlılığı nedeniyle zorunlu olarak vasıtalara ihtiyaç duyarlar. Her şeye gücü yeten, zatiyle her şeyden mustani olan, her şeyi bilen, Rahman, Rahim olan ve rahmeti her şeyi kuşatan zat içinse onunla kulları arasına aracılar, vasıtalar sokmak, onun Rabliğinin, ilahlığının ve birliğinin değerini eksiltir. Onun hakkında suizan olur. Bunu meşru kılması, izin vermesi müstahildir. Akıl ve fıtrat bunu imkansız bir şey olarak görür. Aklı selimler bunun son derece çirkin olduğunu iyi idrak ederler. Bunu şu husus iyice açıklar. Kul, kulluk ettiğine tazim gösterir. Onu ilahlaştırır, önünde boyun eğer, zelil olur. Tam tazimde bulunulma, yüceltilme, ıslah edinilme, boyun eğilme ve önünde zelil olunmayı hak eden de Yüce Allah'tır. Bu sadece ona ait bir haktır. Haksızlığın en çirkini de onun bu hakkını başkasına vermek veya o hususta başkalarını özellikle kulu ve kölesi olan birini Allah'a ortak etmektir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur. Size kendinizden bir misal verdi. Size verdiğimiz rızıklarda sizin ellerinizin altında bulunan köleler, hizmetçilerden, sizinle eşit derecede birbirinizin hakkına dokunmaktan çekindiğiniz ortaklar var mı ki tutup kendi mülkümüzde, saltanatımızda bize ortaklar atfediyorsunuz? Kendi kullarımızı yarattıklarımızı bize eş koşuyorsunuz. İşte biz aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Yani siz kölenizin rızkınızda, malınızda size ortak olmasını kabul etmediğinize göre nasıl olup da sırf bana ait olan, benden başkasına yaraşmayan, benden başkasında mümkün olmayan şey, yani ilahlık hususunda bana kullarımdan bir takım ortaklar ediniyorsunuz. Her kim bunu sanırsa kadrimi kıymetimi hakkıyla bilmemiş, bana hakkıyla saygı göstermemiş, bende olup hiçbir kulumda olmayan şeyi bana halis kılmamış demektir. Evet,
Allah'la birlikte başkasına kulluk eden kişi Allah'ın kadrini bilmemiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: "Ey insanlar! Size bir temsil verildi. Onu dinleyin. O Allah'tan başka yalvardıklarınız var ya, onların hepsi bir araya toplansalar bir sinek dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Allah'ı layıkıyla takdir edemediler. Onu gereği gibi bilemediler. Allah kuvvetlidir, üstündür. Allah'la birlikte en küçük ve en güçsüz hayvanı yaratamayan, sineğin kendisinden kaptığı şeyi ondan kurtaramayan şeylere kulluk eden, elbette Allah'ı layıkıyla takdir edememiştir." Yüce Allah yine şöyle buyurur: "Allah'ı gereği gibi bilemediler. Halbuki kıyamet günü yer tamamen onun avucu içindedir. Gökler elinde dürülmüştür. O onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir." Zümer 67. Evet, Allah'a kulluğun hiçbir güce sahip olmayan, canlıların en acizini ve en zayıfını ortak eden, böylesi büyük ve güçlü bir zatı hakkıyla takdir edememiştir. Güçlü ve aziz olana zayıf ve zeliyle ortak eden onu hakkıyla takdir edememiştir. Bunun gibi Allah kullarına hiçbir peygamber göndermedi, hiçbir kitap indirmedi diyen, hatta ona kullarını ihmal etmesi, zayi etmesi, kendi hallerine bırakması, boş ve eğlence olarak yaratması gibi kendisine yaraşmayan ve hoş olmayan şeylere nispet eden de Allah'ı hakkıyla takdir edememiştir. Allah'ın en güzel isimlerini, en yüce sıfatlarını yok sayan, işitmesini, görmesini, iradesini, seçmesini, yaratıklarının üzerinde yücelerde olmasını, dilediği kuluyla dilediğini konuşmasını reddeden veya gücünün kapsamlılığını ve gücünün kulların itaatlarıyla ya da isyanlarıyla tüm fiilleriyle ilintili olmasını reddedip, bunu Allah'ın gücünün yetmesi, istemesi ve yaratması sıfatlarının kapsam alanı dışında tutan, kulların fiillerini Rabbin istemesi olmaksızın kendilerinin yarattıklarını söyleyen, böylece mülkünde Allah'ın iradesi ve istemesi dışında şeylerin vuku bulduğunu ve Allah'ın olmayan şeyleri istediğini söyleyen kimse de Allah'ı hakkıyla takdir etmemiştir. Allah, mecusilerin kardeşlerinin bu söylediklerinden münezzehtir. Yine Allah kulunu yapmadığı, onda hiçbir gücü ve tesiri olmayan, bilakis Allah'ın kendi fiili olan şeylerden dolayı onu cezalandırır diyenler de Allah'ı hakkıyla takdir etmemişlerdir. Bir zorlamadan bahsedilecek olursa Allah'ın zorlaması kulun kulu zorlamasından daha büyüktür. Sağlıklı bir akıl ve fıtrat bir efendinin kölesini bir işi yapmaya zorlayıp veya mecbur bırakıp sonra o yüzden onu cezalandırmasını çirkin bulur. Peki adillerin en adili, hikmetlilerin en hikmetlisi, merhametlilerin en merhametlisi nasıl olur da kulu hiçbir etkisi olmaksızın, kendi iradesiyle olmaksızın bir işi yapmaya zorlayıp sonra onu ebedi bir cezayla cezalandırabilir? Bunların sözleri mecusilerin sözlerinden daha kötüdür. Her iki kesimde Allah'ın kadrini hakkıyla bilmemişlerdir. Yine Allah'ı her mekanda kabul edip onu kirden, pislikten ve ağza alınmayacak nice yerlerden korumayan ve arşına istiva etmiş kabul etmekten kaçınan da Allah'ı hakkıyla takdir edememiştir. Güzel söz ona çıkar, iyi amel onu yükseltir. Allah'ın sevgisinin, rahmetinin, rızasının, gadabının, öfkesinin hakikatini, yapılan işlerde gerçekleştirilmesi hedeflenen övgüye değer gayeler olan hikmetinin hakikatini yok sayan, fiillerinin hakiki olduğunu reddeden, ona isteyerek yaptığı hiçbir fiili nispet etmeyip, tüm fiillerinin ondan kopuk meydana gelen fiiller olduğunu söyleyen, gelmesini, arşının üzerine istiva etmesini, Tur Dağı'nda Musa ile konuşmasını, kıyamet günü kulları arasında hükmetmek için zatiyle geleceğini ve benzeri pek çok kemal fiillerini ve sıfatlarını kabul etmeyen, böyle yapmakla Allah'ı hakkıyla takdir ettikleri vehminde olan kimseler de onu hakkıyla takdir edememişlerdir. Ademoğlundan herhangi bir kul Allah'tan gayrı hangi şeye kulluk etmişse o kulluk mutlaka şeytana olmuştur. İbadet eden, edilenden maksadına ulaşmada faydalıdır. Kendisine ibadet edilen de edenden saygı ve tazimde bulunması ve şeytanın en çok hoşlandığı şey olan kendisini Allah'a eş koşması yönünden faydalanır. O yüzden Yüce Allah şöyle buyurur: "Hepsini bir araya topladığı gün, ey cin, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız. Onların insanlardan olan dostları derler ki, Rabbimiz, birbirimizden faydalandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık." Allah da buyurur: "Durağınız ateştir. Allah'ın dileyip affetmesi hariç orada ebedi kalacaksınız. Şüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir." En'am 128. Bu şirkin Allah katında en büyük günah olmasının
tevbe edilmedikçe affolunmamasının, ebedi azaba yol açmasının sırrına zarif bir işarettir. Haramlılığı ve çirkinliği yasaklanmış olmasından dolayı değildir. Bilakis Allah'ın yüce vasıflarına ters düşen sıfatlara sahip olması nasıl imkansızsa, kullarına kendinden başka birisine kulluk etmelerine izin vermesi de öyle imkansızdır. Rabliğe, ilahlığa, büyüklüğe ve yüceliğe sahip olan tek zatın, bunlarda kendisine ortak olunmasına izin vermesi veya buna razı olması nasıl düşünülebilir? Allah bundan yücedir, büyüktür.